İyi akşamlar sevgili seyirciler. TGRT Haber stüdyolarından bütün Türkiye'ye iyi akşamlar diliyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta cumartesi günü bir acı haber bu kez Hatay Reyhanlı'dan geldi. Ve işte orada yaşananlar, orada olan olaylar, yiten 50'nin üzerinde can, her kalpte duyulan acı ve Hatay'ı ve ardından da kısa süre içerisinde bütün Türkiye'yi yasa boğan gelişmeler. İşte bu saldırının kodlarında neler var, kim, nasıl gerçekleştirdi, neden gerçekleştirdi, nasıl oldu, istihbarat zafiyeti var mıydı, yok muydu, önlemler neden alınamadı veya önlemler alındı da bu gerçekleşti mi? İşte bütün bunların detaylarını bu akşam masaya yatıracağız. Bu akşam gerçekten stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımız var. Bizlere vakit ayırıp bu tartışmayı özellikle Reyhanlı bazında ve yansımalarını değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Karşımda TEPAV araştırmacısı Doktor Nihat Ali Özcan. Aynı zamanda Türkiye Gazetesi yazarı. Gerçekten önemli bir isim. Özellikle 1979 yılında bir harp okulu geçmişi var. Ordunun çeşitli kademelerinde çeşitli rütbelerle görev aldı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ve şu an Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV'da araştırmacı olarak görev yapıyor. Hoş geldiniz Doktor Nihat Ali Özcan. Ve hemen yanında Mehmet Özcan var. Profesör Doktor Mehmet Özcan. Efendim sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı. Gerçekten aslında İçişleri Bakanlığı kimliği var. 2010-2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı'nda Kamu Düzeni Güvenliği Müsteşarlığı Dışişleri Dairesi'nde görev yaptı başkan olarak. Terör ve güvenlik uzmanı, birçok yayını var. Efendim hoş geldiniz diyoruz. Ve Türkiye'nin de çok yakından tanıdığı bir isim. Aynı zamanda Hataylı, aynı zamanda Kırıkkanlı. Olayı aslında bize bu akşam en iyi açıklayacak insanlardan bir tanesi. Profesör Doktor Hüseyin Yayman, hoş geldiniz. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi. Kürt sorunuyla ilgili çalışmaları dikkat çekici. Öteden beri yaptığı ve kamuoyuna açıkladığı araştırmalar gerçekten kamuoyunda tartışma oluşturdu. 63 kişilik akil insanlar listesinde Akdeniz bölgesinde akil insan olarak çalışıyor ve aynı zamanda da Hürriyet Gazetesi yazarı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Batuhan. O kadar çok anlattın ki valla mahcup olduk. Yani herkes herhalde. Çok teşekkür ederiz. Ne demek? Çok güzel şeyler söylediniz. Ne demek çok ama bütün söylediklerimiz hepsi yani layıkı olduğunuz için biz bunları söylüyoruz. Çok teşekkürler. En azından izleyicilerimizin de bir hatırlatma. Aslında belki şu söylenebilir. Yani ben tabii burada biraz daha biz bizeyiz. Ve biraz daha Anadolu'da bizim geleneğimizde hani büyüklerin yanında çok fazla konuşulmaz ama herhalde buradaki insanları tanımlamak için hani Türkiye'nin meselelerine duyarlı ve bu işi sadece meslek olarak ya da bir profesyonel düzeyde takip eden insanlar değil, yüreğini koyan, evet, vicdanını koyan insanlar demek belki daha... Efendim, şu anlamda fayda var. Yani doğru yapıyor bence. Yani buraya insanlar geliyorlar. Türkiye'de çok değerli, hakikaten terör uzmanı, terörle mücadelede çok önemli görevler almış zamanında veya bu konuyu sadece görev almak değil, bu konunun eğitimini almış. İnsanları çıkarıyoruz, düşüncelerini paylaşıyorlar. Bizim görevimiz de kamuoyunu doğru, evet, doğru bilgilendirmek. Kesinlikle. Buna ve aracılık ediyoruz. Nuri Bey, sözünüzü kesiyorum. Evet. Sizi de tanıtacağım bu akşam. Evet. Siz de şimdi aslında... bunları tanıtmamızda fayda var. Şimdi adam diyor ki ya orada kendi kendinize evet, konuşuyoruz. Kendi kendimize konuşmuyoruz. Burada çok... Evet. Değerli insanlar geliyorlar. Bu insanlar kolay yetişmiyor. Bu insanların kimliğini, nereden, nasıl geldiklerini, bu noktaya nasıl geldiklerini bilmeleri. Ve Nuri Eribol, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı. En zayıfınız benim. Yine asker kökenli kişilerden bir tanesi. Yaklaşık 12 yıldır gazeteci kimliğiyle öne çıkıyor. Özellikle terör konusunda yazdığı yazılarla dikkat çeken bir isim. Ve yine Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda o önemli dönemlerde görev almış bir insan. Ben bütün konuklarımızdan izin isteyerek Hataylı, Kırıkkanlı olması da nedeniyle Hüseyin Yayman Hoca'dan başlamak istiyorum. Efendim birçok şey söylendi, birçok tartışma yapıldı. Aslında sis bulutlarının ardındaki olaylar da yavaş yavaş aydınlanmaya başladı da diyebiliriz aslında. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Obama'yla önemli bir görüşmesi var. Olaya geçmeden önce yarın özellikle bu görüşmenin ardından... dramatik dediğimiz, radikal dediğimiz bir karar Washington'dan Ankara'ya hızlı bir şekilde gelme ihtimali var mıdır, yok mudur? Nasıl okumak lazım?
Ya tabii elimizde Batuhan sihirli bir küre yok. Bu çünkü hiç kimse herhalde Başbakan'la Obama arasındaki görüşmede şöyle bir sonuç çıkacak, şöyle somut ilerlemeler sağlanacak diyemez. Bu biraz eskiler buna muktezai hale mutabık, yani duruma göre, oradaki atmosfere göre gelişecek olan bir gündem olacak. Ama şunu çok net olarak biliyoruz. Reyhanlı saldırısının Amerika seyahati öncesine denk gelmesi ve Başbakan'ın gazetecilerin soruları karşısında Amerika'nın istekleri olacak şeklindeki cümlesini tamamlamadan bizim de isteklerimiz olacak şeklindeki açıklaması bence çok çok önemli. Ben hani Sayın Başbakan'la Obama ne görüşecek bilemem ama şunu çok somut olarak biliyorum. Masadaki en önemli gündem maddesi Suriye meselesi. Çünkü Suriye meselesi Türkiye için artık sürdürülebilir ve yönetilebilir olmaktan çıkmış durumda. Yani Reyhanlı saldırısını özel olarak konuşacağız ama ben biraz oradaki atmosferi arz etmeye çalışayım. Gittiniz mi? Gitmedim, gideceğim. Gideceksiniz. Yani biraz beklememiz istendi. Biraz daha oradaki duygular da yatışsın. Biz zaten bir hafta önce yine Hatay'daydık ve Reyhanlı'daydık. Kampları da ziyaret ettik Akdeniz grubu olarak. Şimdi 900 kilometrelik bir sınır. Evet. 400 bine yaklaşan mülteci, sığınmacı, yani bu konuda çok hani hukuki bir şey. Tabii sığınmacıdır. Pasaportla girenlerle beraber 500-550 bin olduğunu da iddia edenler var. Var. Hatta çok sayıda kamp açıldı. Daha da fazla. Toplama bakarsak daha fazla. Kamp açıldı ve yani normal şartlar altında bölgedeki yerel yöneticilerin asla karşılayamayacağı kamu hizmeti talepleri var. Evet. Şimdi ve süreç uzadı. Bu kadar bir sürecin uzaması, alanın büyüklüğü ve mülteci sayısındaki artış gerçekten meseleyi içinden çıkılmaz hale getiriliyor. Evet. Şimdi bugün Reyhanlı'da olaylar oldu ama ben biliyorum ki Hatay'da ama çok ciddi sorunlar hocam, var. Araya giriyorum. Hepimiz yanıldık bu konuda. 3 ayda gider dedik, 1 yıl oldu. Yine gidecek dedik, 2 yılı devirdi. Hani Esad'ın gidiş sürecinde aslında hep beraber yanıldık. Bu kadar uzayacağını en azından kimse tahmin etmemişti. Ama hani sığınmacıların artması noktasında da Türkiye'nin çok yapabilecek bir şeyi var mı? Geri çevrilme çeviremeyeceğine göre. Yani Dışişleri Bakanı ifade etti zaten. Yani bir kadın geldiğinde siz bunu almayacak mısınız evinize? Yani burada zaten hepimiz hemfikiriz. Bu sığınmacılar gelecek ve Türkiye bunlara evini açacak. Fakat burada gerçekten çok ciddi problem var. Yani bir kez daha söyleyeyim. Bir, sığınmacı sayısındaki fazlalık. İki, alanın büyük olması. Üçüncüsü, bakın şimdi birazdan daha detaylı olarak konuşacağız. Akçakale'de bir Kürt-Arap çatışması test edildi. Hatay'da, Reyhanlı'da bu defa Araplarla Araplar çatıştırılmak istendi. Ve Antakya merkezde Alevi-Sünni çatışmaları test ediliyor. Şimdi bu kadar riskin olduğu, bu kadar gerçekten Türkiye'nin ciddi fay hatlarının olduğu bir meselede Suriye krizinin uzaması... Yani ben Türkiye için en büyük sorun bu olarak görüyorum. Yani çünkü muhaberat hala çok güçlü. Bir de orada şu var. Yani Suriye meselesi olmaktan çıktı. Matruşka bebekleri gibi bir anda içinden İran çıktı. Bir anda içinden Rusya çıktı ve bir cephe var. Bu cepheye karşı... İran çok aktif bir biçimde. Evet. Hizbullah var. Evet. Hizbullah'la İran çok etkili yani, bir biçimde. Yani şu anda bir cümleyle şu anda çok özür diliyorum. Yani bu yani Suriye istihbaratının da İran tarafından şu anda yöneltildiğini söylemek çok iddialı bir şey olmaz. Evet. Olmaz. Bir şey sözleriniz bir şey söyleyip tamam ben. Yok, tam tamamlandı ya. Konuşuruz zaten. Yok, yani mesele şu. Yani Reyhanlı saldırısını konuşabiliriz ama bence büyük resimde bölgede Hatay'da, Urfa'da, Kilis'te problemler var. Ve bu problemleri hangi hükümet olursa olsun, hangi devlet, Amerika Birleşik Devletleri de olsa böyle bu kadar evet. sığınmacıya şey demez yani. Kamu hizmeti götürmesi, burada güvenliği sağlaması çok ve zor ayrıca, şunu biliyoruz ki bu kamplarda
çok sayıda muhaberat ajanı var ve bunlar sürekli tahrik ediyorlar. Evet. Hatay'da bu maalesef yani ciddi fay hatlarının olduğu bir yer. Evet. Sayın size hemen sormak istiyorum. Aslında baştan değil de sondan başlayarak gidecek olursak hem Nuri Bey hem de Sayın Yayman Savama'dan, İran'dan bahsetti ve olayın güvenlik boyutunun bu kadar uzun bir sınırda sağlanmasının ne tedbiri alırsanız alın mümkün olmasının aslında zor olduğunu söyledi. Şunu sormak istiyorum. Sayın Başbakan Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken de söyledi. MIT'le emniyet arasında işte istihbarat verildiği, plakaların verildiği, araçların tiplerinin verildiği birçok şey söylendi. Böyle bir saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta bir düdüklü tencere patlatıldı. Birçok insan, 3 ölü var ama ayaklarını kaybeden insanlar var. Böyle bir saldırının önlenmesi mümkün olabilir miydi? Siz güvenlik konusunu okuduğunuzda resimde ne görüyorsunuz? Sondan başa doğru geldiğimiz için gidelim. Bir şey ilave edebilir misiniz sonra? Sizin alanınız olduğu için merak ediyorum. Şöyle bir eleştiri yöneltildi bu konuda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu bölgeye ilişkin önleyici istihbaratının yeterli olmadı. Evet. Önleyici istihbaratın, buna dayalı olarak geliştirilecek olan önleyici güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığı bölge için. Bu evet. Eleştiriye katılıyor musun? Ben yani sanıyorum belki bu eleştiriyi ilk dillendiren akademisyenlerden birisi oldum. Hmm. Şunu dedim, Twitter'da da paylaşmıştım bunu, bir yayında da söyledim. Türkiye artık güvenliğini bir bölgesel konjonktürden kaynaklanan durumundan dolayı güvenliğini istihbarat güvenliği açısından Türkiye sınırlarında koruyabilmesi mümkün değil. Türkiye sınırının ötesine geçip önleyici istihbarat güvenliği alması gerekiyor. Bu şart. Yani yurt dışı? Yurt dışında açık olarak. Yani Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Amerika'nın CIA'nin orada ne kadar işi varsa, evet. Mossad'ın ne kadar işi varsa, MI5'ın ne kadar işi varsa, MI6'ın ne kadar işi varsa, içi dışı, Almanların ne kadar işi varsa, Türkiye'nin 10 kat fazla işi var orada. Evet. Bu gerçeği görmemiz gerek. Bizi doğrudan etkiliyor bu olay. Dolayısıyla biz maalesef istihbarat teşkilatları olarak dış istihbaratı çok ağırlık vermedik son dönemlere kadar. Evet. Son birkaç yıldan beri bu konuda bir adım atılıyor. Dış istihbarat yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor. Yapılandırılıyor, uğraşılıyor ama ben tabii detayı bilmiyorum. Genel fotoğrafa baktığında bunun senin yeterli aşamaya geldiğini düşünmüyorum. Bu benim şahsi kanaatim ve tespitlerim. Şimdi bunun için söylüyorum. Ya bakın siz Suriye'den bir saldırı yeme olasılığınız var. Evet. Eğer istihbaratımız, devletimiz bu konudaki çalışan insanlar bunu öngörmüyorsa bu naiflik. Cigre gözünde bu yapılmış. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yıllardan beri konuşuluyor bu. Şimdi böyle bir saldırı potansiyeli varsa buna yönelik bir güvenlik anlamında operasyonel olarak bir duruş sergilemeniz gerekiyor. Bir de istihbarat olarak duruş sergilemeniz gerekiyor. Hatay'da bekleyerek elde ettiğiniz istihbaratla muhaberatın Şam'da ne pişirdiğini öğrenmeniz mümkün değil. Şam'da, Şam'ın kalbinde sen de olmak zorundasın. Artık Suriye bizim bu kadar güvenliğimizi tehdit eder hale geldiyse. Bunun örnekleri uçağımız düştü, jetimiz düştü. Akçakalemiz bombalandı. Bunları yaşamadık mı? Yaşadık. Evet. Esed bu kadar Türkiye'yi tehdit etti. Bu tehditler afaki tehditler değil, somuta indirgenmiş tehditler bunlar. Artı o bölgeyle ilgili olarak kullanılabilecek olan unsurlar da var. İşte acilciler, şunlar, bunlar. Hatay'da acilcilere ayrı bir başlık açacağız. Acilciler mi, değil mi, bitti mi? Tartışacağız onu da. 1980'lerden evet, kalma. Tartışacağız. Birçok... Şimdi Hüseyin Hoca Hataylı, o biliyor. Hı. Ama Hatay, bu olaylar başlayalı beri Suriye'de özellikle bizim bu sığınmacılara ev sahipliği yapmaya başladığımızdan, zorunlu olarak yapmaya başladığımızdan itibaren Hatay tabiri caizse pimi çekilmiş bomba haline geldi. Bu gerçeği görüyoruz, biliyoruz. Bunu istihbarat teşkilatları da biliyor. Ama şudur, 999 tane olayı önlersiniz, bir tanesi gittiğinde bu patlar. Bu olayda istihbarat zafiyeti mi? Ben istihbarat açığı olarak değerlendiriyorum. Yani burada bir açık var. Bir boşluk var istihbarat olayları zincirine baktığımızda burada halkada bir kopukluk var. İstihbarat operasyonu mu dönüşmedi? İstihbarat nokta istihbarat haline mi gelemedi? Yani bütün Türkiye'de bu konuda çalışan insanlar Suriye'den bir saldırı olacak. İşte buradan Türkiye'ye yönelik şu olabilir. Herkes bunu söyler. Evet. Bununla ilgili Dağlıca saldırısı. En son 24 şehit verdiğimiz Çukurca saldırısı. İstihbarat var dediler. Ama işte efendim karakollara saldırı olacak. Bu istihbarat değildir.
bunu nokta isparat haline getirebiliyor musunuz? Ama o çok zor bir... Tabii ki. İsparatın zorluğu bu zaten. O zorluğu yaşamazsan bu zorluğu yaşarsın. Saldırıyı yersin. O nedenle biz bunu önleyebilmek için bakın dünyanın istediği kadar güçlü istihbarat teşkilatı olsun mutlaka mutlaka seker ve saldırı olur. Bu gerçeği görmemiz Amerika gerekiyor. Örneğinde oldu. Amerika'sı da Londra'da da patladı. Evet. Fransa'da da patladı. Her yerde patlıyor. Ama siz bunu ne kadar minimize edebilirsiniz o kadar güvenlikli hale gelirsiniz. Bunu yapmamız gerekiyor. İkincisi bu anlamda belki bize bir ders olacak. Hatırlayın biz Hatay'da daha önce Esed rejiminden kaçan albayı evet geriye teslim etmedik mi? İstihbarat örgütleri marifetiyle. Bu insanlardan hesaba soruldu bunların. Yani o bölge o kadar geçişken bir bölge ki. O kadar karşılıklı bir... Zaten özellikle Hatay anlamına baktığımız zaman fiilen sınırlar kalkmış durumda. İsteyen karşı tarafa, isteyen de Suriye'den buraya tabii. Geçebiliyor. İşte burada güvenlik olduğunda söz evet, edilemez. Evet ama tabii ki. Ama i̇şte bu burada, fiilen burada bakın, şartlar itibariyle kalktı. Buna bir kalktı. Tedbir de alamazsınız. Ya buna tedbir şu var. Çok etkin bir şekilde elektronik istihbaratı güçlendirirsiniz. Elektronik takibi güçlendirirsiniz. Bizim sadece belki bu olay üzerinden tartışıyoruz ama bizim sadece Suriye sınırı değil, Irak sınırı da, İran sınırı da elektronik olarak gözetlenmeyen sınırlar. Biz hala konvansiyonel sistemle burayı korumaya çalışıyoruz. Heronlarımız işte yeterli 3-5 tane heron yeterli mi değil mi o da tartışıyoruz. 10 tane heronumuz vardı 4 tanesi çalışıyordu buna. Evet. Şimdi böyle bir işte İsrail'in heronlarına muhtaçtık. Yeni yeni artık ne yapılıyor? Kendi gözetleme araçlarımızı, heron değil de gözetleme araçlarımızı Türkiye Cumhuriyeti savunma sanayi olarak yapmaya başladı. Bu açığı kapatması gerekiyor evet. Türkiye'nin. Temel mesele bu. Ha burada işte Başbakan'ın söylediği mesele bu istihbaratın operasyonel birimlere, kolluk güçlerine, polise, jandarmaya aktarılmasında bir zafiyet var mı? Verilen istihbarat operasyona dönüştürülememiş mi? Tamam Mehmet Bey ben de onu bütün soracaktım. Bütün bunların oturup yani tartışılması ve incelenmesi ikinci gerekiyor. İkinci bölüme hemen geçeceğiz. Yani başka alanlar da var ama hemen fotoğrafa baktığınız zaman o istihbaratın değerlendirilmesi, kullanılması noktasında resimde ne görüyorsunuz siz? Ben şunu söyleyeyim. Kişisel değerlendirmeniz... Tabii şunu söyleyeyim. Eğer bundan 2 sene önce, 3 sene önce olsaydı burada doğrudan kurumlar arasında gerginlik var ve bundan dolayı bir işbirliği olmadığını net olarak söyleyebilirdim. Ama son 2 sene Güneydoğu'da askerle, polisle, MIT'in koordinasyonu sonucunda şimdi Hüseyin Hocam bana kızacak da PKK'lılarla mücadelede bu kadar başarılı olunduysa o istihbarat koordinasyonu sayesindedir. Bu da ısrarla kaç defa söylendi. Niye Hüseyin Hoca PKK'lıların terörist diyeceğim diye korkacaktır. Yok. Bu teröristlerin öldürülmesi. Hüseyin Hocam kediye kedi. Hüseyin Hocam size oradan saldırı var. Ciddi manada. Şimdi akillerde öyle moda oldu ya. Teröriste terörist. Arkadaş ben bu konuda şunu söyleyeyim net olarak. Evet. Bu teröristler. Evet. Bakın pişman olsalar bile şu ana kadar pişman olanı duymadım. Pişman olsalar bile bu adamlar eski teröristtir. Benim gözümde başka bir şey değildir. Ve olmayacaktır. Pişman olsalar bile. Kimsenin buna bir itirazı yok ki. Çok var. Yok yok. Kimsenin buna itirazı yok da bunu dillendirmenin bir anlamı yok. Ha yok. Yani tabii ki teröristlerim. Ama bunu ısrarla tekrar... Bunu ısrarla söylemiyoruz. Ama şu akillerden biliyorsunuz. Hem Cemal Uşak dedi, hem Cemalettin Can dedi. İkisi de teröriste terörist demeyin diye. Ama şöyle bir şey yok mu? Israrla bunu söylüyorum. PKK tasfiye edildikten sonra veya bu süreçten sonra... Hiçbir şekilde... Veya işte bu süreçte hani PKK'ya evet bunlar terörist değildir diyen yok ki yani veya olmayacaktır. Başka ya bir de zaten gündemimiz bu değil. Değil ha, değil. Değil. Evet. Şimdi o dönemdeki başarı son 2 yıldaki doğru. Başarı koordinasyonundan kaynaklandı. Doğru. Burada bir geri dönüş varsa bunun hesabı hangi kurum olursa olsun sorulmalı. Bu ortaya bir kere sorulmalı bakın, diyorsunuz. Bu da ortaya bu soruşturma neticesinde çıkar diyorsunuz. Eğer ya bu çıkar siz duymazsınız biz duymayız bunu. Yani burada evet. Devlet bu soruşturma yapar. Başbakanın teftiş kuruluna bu talimatı vermiş. Evet. Bunun mutlaka ortaya çıkması lazım. Bakın 50 kişiden belki daha fazla kişinin ölümünden biz söz ediyoruz. Evet. Burada kim olursa olsun ihmali olanlar, evet. Hatası olanlar bunlar ortaya çıkmadıkça evet. Biz daha çok şaplak ya. Yeriz. Bir şey mi diyecek? Yok Nihat Ali hocam söylesin de sonra konuşuruz tamam. Burada. Tamam. Yani,
Sayın Nihat Ali Özcan, size şunu sormak istiyorum. Yine sondan başa doğru gelecek olursak. Hani dedik ya Esad'ı çok uzadı, hiçbirimiz bu kadar öngörememiştik. Bilmiyorum siz öngördünüz mü ama. Biz Esad'ın gücünü birazcık az mı gördük? Esad'ı bu küçümsedik mi? Özellikle bu C4'ün patlaması, yine El Muhaberat'ın Hariri suikastinde düzenlediği benzer patlama şeklini kullanması, bütün okları o tarafa doğru yöneltiyor. Tabii bununla beraber başka Özgür Suriye ordusunu, işte birçok şeyi suçlayanlar da var. Oradaki muhalifleri veya işte konvansiyonel muhalifleri suçlayanlar da var. Bu açıdan baktığınız zaman biz Esad'ı küçümsedik mi? Yani şimdi biz derken tabii ki eğer bunu Esad'ı seviyesinde, politik düzeyde söylüyorsanız burada bir hesap hatası olduğu belli. Yani sonuçta ama insanlar aslında hesap hatası yapar. Normaldir yani, bu da olabilecek bir şey. Önemli olan da bu hatayı çok fazla derinleştirmeden, genişletmeden buna karşı bir takım şeyleri üretebilmektir. Bütün maharet ve yetenek budur. Siyasette budur zaten. Yani yanlış yapabilirsiniz. Ama sonuçta bundan dönebilmektir önemli olan. Bunda tabii bir de sınırlılıklarınız, yani karşınızdaki düşmanınız ya da karşınızdaki rakibiniz kadar kendi kapasitenizi ve yeteneklerinizi de iyi bileceksiniz. Ki buna ilişkin bir şey, bir çözüm üretin diye. Şimdi bu noktadan bakınca tabii ki Suriye nevi şahsına münhasır bir rejim üretildi. Son 30 yıldır. Soğuk Savaş'ın bütün karakteristiklerini, Sovyet modelinin politik örgütlenme niteliklerini, işte askeri doktrinini, istihbarat doktrinini de içerisinde, bünyesinde bulunduran bir yapıydı Suriye. Üstelik bunu kendi yerel karakteristikleriyle de desteklemişti. Yani etnik olarak, mezhepsel olarak, sosyolojik olarak falan. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Baath rejimi öngörülenden çok daha diri, çok daha halkın arasına nüfuz etmiş ve varlığını sürdürebilen, başındaki de işte biraz önce söylendi, biraz Rusya'nın, biraz İran'ın, Hizbullah'ın tekniklerini, taktiklerini, onun belirlediği bazı yöntemleri kullanarak ayakta kalmayı, bu dengeleri de gözeterek becerdi. Yani şu ana kadar becerdi. Şimdi bu esnada tabii ki o da zaman zaman kendisinin hasım olarak tanımadığı Türkiye'ye karşı bir takım işlere girişecekti. Bu kaçınılmaz bir sonuçtu yani sonuçta. Peki böyle bir kapasitesi var mıydı? Şunu açıkça söyleyebilirim. Örtülü operasyon yapma konusunda maalesef bu coğrafyanın en zayıf ülkesi Türkiye'dir. Bu demokrasiyle falan ilgilidir. Bu kültürle falan ilgili bir şeydir. Yani Lawrence bile 1914-18 döneminde Arap dünyasında yazarken hatıralarında, yani Osmanlı ordusunu nasıl bu kadar saf ve düşmanı karşıdan bekler ve bu kuraldan dışına çıkmama konusunda ısrarcı olduğunu anlayamadım falan diye yazar. Şimdi bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir kapasitesi ve böyle bir kültürü yok. Fakat Baath rejiminin böyle bir kültürü ve kapasitesi var. Yani bu kapasitenin ne olduğunu, nasıl işlediğini, içeride işte bir takım uyuyan hücreler veya onun yanı sıra içeride bir takım elemanları bulma konusunda da bir sıkıntısının olmadığını biliyoruz. Ama o noktada bu kadar şeyle uğraşırken, bu kadar zor durumdayken bir de Türkiye'de böyle ya, devasa bir saldırı planlayabilmesi adam işini yapıyor. Şimdi bakın, Suriye'yi nefret etmek, sevmemek, düşman görmek başka bir şey. Adamın yaptığı işe bakıp ondan ders çıkarmak başka bir şey. Adam işini yapıyor. Kendi adamın örgütü işini yapıyor. Ne yapıyor? Bir istihbarat örgütünün 3 tane işi vardır. Ana başlık olarak. Bir istihbarat üretmek, bir kendi ülkesi ya da kendi hakkında istihbarat üretmesine karşı koymak, onu önlemek. Üçüncüsü de örtülü operasyonlardır. Şimdi bu örtülü operasyonlar farklı biçimlerde olur. Bazen bu örtülü operasyon bir ülkeye doğrudan savaş ilan etmezsiniz. Ama rakip ülkenize çatıştıracak, içeride türbülansa yol açacak politik krizlere, ekonomik krize, toplumsal krizlere sürükleyecek işler yaparsınız. Bunun birinci kuralı, bunu yaptıktan sonra da bunu her durumda inkar etmektir. Evet. O da profesyonelliğin bir sonucudur. Şimdi demek ki bu bomba, çünkü sonuçta ülkemizin başbakanı ve İçişleri Bakanı açıkladı. Yani bu dedi, muhaberatla bağlantılı dedi bu iş. Bunları da bulduk dedi. Şimdi demek ki muhaberat örgütü, yani Suriye Devleti'nin istihbarat örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik sınırları içerisindeki bir yerde onun yurttaşlarına karşı bir örtülü operasyon yapmış. Ve bu operasyonun sonunda da anlaşılan o ki, burada bile tartıştığımıza göre kısmı da başarılı olmuş. Yani sonuçta bu başlangıç. Şimdi bilmiyoruz acaba kaç tane uyuyan hücre var? Kaç tane daha elde plan var? Yani devamı beklenebilir. Yani ama şimdi sonuçta
onun şeyini reaksiyonunu üzerimize çeken bölgede bir politik gelişme var. Selam yani, düşman olarak kabul ediyorsa. Nasıl? Suriye Türkiye'yi şu anda düşman olarak kabul ediyorsa diğer planları niye olmasın? Yani tabii doğrudan düşman olarak deklare etmeyecektir. Onun uluslararası hukuk boyutunda karşılıklı olarak hareket ve hamleler konusunda sonuçlar olacaktır. Ama doğrudan o resmi olarak düşman olarak tarif etmezsiniz ama potansiyel bir şey olarak düşman olarak görürsünüz. Ve bunu açıkça deklare etmeden sonuçlarını böyle örtülü operasyonlarla yaparsınız. Ama demek ki yani Sayın Başbakan'ın İçişleri Bakanı'nın açıklamasıyla el muhaberat Türkiye'de başarılı bir örtülü operasyon yaptı. Şimdi bu örtülü operasyon yani bu bomba sadece bir bomba patlatma bir terörist saldırı değil. Bu resmen bir devletin istihbarat örgütü tarafından yapılıyorsa bir örtülü operasyondur. Şimdi bunun beraberinde tetikleyeceği bazı sonuçlar var. Nedir? Bir, halkın bir kısmı hükümete kızıyor. Zaten amaç oydu. Yani böyle bir örtülü operasyonu niye yaparsınız? O ülkedeki halkın fikri olarak bölmek için yaparsınız. Artı bununla beraber günümüz dünyasında ardından başlayan yoğun ve kesik bir propaganda savaşı başlatırsınız. Nitekim şu anda Türkiye'de inanılmaz bir propaganda savaşı var. Yani bu söyledikleriniz oldu. Hayır yani öyle var ki ben bunu tahayyül bile edemezsiniz. Ya düşünün bir taraftan biri diyor ki bu bombadan sonra diyor içeride Sünni Arap kardeşlerimizin kafalarını taşlarla ezdiler diyor birisi. Öbürü diyor ki bu Sünni hükümet Alevilere kasten öldürüyor diyor. Öbürü diyor ki işte bunlar El Nusra ve Radikal İslamcıları destekliyor. O sırada sıradan bir insan diyor ki ya bunlar geldiler benim bakkal dükkanımın yanına tezgah açtılar ben vergi veriyorum. Bunlar vergi vermiyor. Hırsızlık arttı, fuhuş arttı, şöyle oldu. Yani niye, ne oldu? Bir bomba patladı. Ardından derinlemesine toplumun tamamını tartıştıran bir psikolojik harekat başladı. Şimdi bu zaten bunun amacı, örtülü operasyonun amacı budur. Oradan çıktı şey gayet sakin. Suriye'nin ilgili devlet bakanı. Enformasyon yani bakanı. Biz dedi bu işin arkasında yokuz. Zaten birinci zaten arkasında inkar. Varız diyecek yani miydi? Zaten örtülü operasyonun birinci numarası inkardır. Evet. Yani durmadım, görmedim. Yani adam niye ben yaptım diyecek. Şimdi o yüzden tabii ki bir devletin önemli fonksiyonlardan biri yurttaşlarına 24 saat güvenlik sağlamak. Tabii ki demokratik bir ülkede politikacılar da, yurttaşlar da kendi kurumlarıyla ilgili soru soracaklar. Yani son tahlilde, vergilerimizde adam bakıyoruz. Yani memur besliyoruz yani sonuçta. Maaş veriyoruz, şunu yapıyoruz. Evet. Onların da mutlaka bazı sorunları var. Ha, şimdi sorun şu. Tabii ki bir kapasite eksikliği mümkündür. Niye mümkündür? Şimdi 2 sene öncesine kadar Türkiye'nin yoğunluklu biçimde bu ülkeyle uğraşacağını kim söyleyebilirdi? Evet. Kimse söyleyemezdi. Ya, savunma o... planlarımızı değiştirdik ya. Evet. Tabii yani söyleyemedik. Evet. Daha ilginç şu bakın. Şimdi konvansiyon, daha doğrusu Soğuk Savaş ve sonrası dönemde Orta Doğu'da bir devletle biz devletle muhasım olmak yani rakip olmak başka bir şey. Bir devletin otoritesini kaybettiği bir 820-900 kilometrelik bir coğrafyada yeni ortaya çıkan riskler ve tehditlere ilişkin elinizdeki güvenlik kurumlarını ya da başka kurumları transforme etmek başka bir şey. Şimdi artık karşınızda telefonu kaldırdığınız zaman bir muhatabınız yok. Devlet yok. Şimdi sınırın bir bölümüne Ahmet bakıyor. Bir aşiret bir tarafında işte diyelim ki oradaki Kürt hareketi bakıyor. Bir tarafta radikal İslamcıların bir kısmı Türkmenlerin ekspo bir kısmı ne? Yani bunların bir kuralı yok. Bakın devletle muhatap olduğunuz zaman devletler birbirleriyle kurallar çerçevesinde ilişki kurar. Ama şimdi burada bir kural yok. Evet. Buradaki insanları bilmiyorsunuz. Bugün buraya Ahmet sahip şu köye, bu kasabaya, şu derinliğe. İki gün sonra bu komple değişiyor. Doğru. Şimdi, dolayısıyla böyle değişime cevap verebilecek bir organizasyon kurma becerisi meselesi çok ciddi bir konu. Aslında. Sadece Türkiye'nin değil, dünyadaki hangi ülkeyi getirirseniz getirin. Sadece şunu söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika ile sınırı var. Evet. Kaç tane Meksikalı mülteci var biliyor musunuz Amerika'da? Kaç tane? 11 milyon tane. Yasa dışı yollarla girmiş. Bu Amerika. İster doğru. Elektronik kutu. Şimdi burada elektronik de yani elektronik de bu işin çözümü değil. Yani aslında bu böyle bir sorun. Söylediklerini yapmak zorundasın. Yine seker tabii ki. Tabii ama nasıl olacak diyor bu tedbirleri almamak. Nihat Ali Hoca'yı aslında dinliyorduk ama bir yönetmen arkadaşım uyarıyor. Reklam süresini geçtik. Kısa bir aranın ardından biz burada olacağız. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında programımıza devam ediyoruz. Reyhanlı patlamasını, o kötü patlamayı, bizi derinden sarsan patlamayı konuşmaya devam ediyoruz. Nuri Elibol, Hüseyin Yayman, Mehmet Özcan ve Nihat Ali Özcan'la birlikte. Siz bir şey mi söyleyecektiniz Hüseyin Bey?
Bir şey ekleyeceğim demiştiniz aradan sonra. Bu istihbarat meselesi çok su kaldırır. Dünyada ölmek isteyen bir insana karşı daha bir istihbarat tedbiri, bir güvenlik tedbiri geliştirilemedi. Hı hı. Yani bu işte 11 Eylül saldırısı sonrasında söylendi. Buradaki insanlar çok iyi biliyorlar. Yani Amerikan istihbaratı, elektronik istihbaratı o kadar güçlüydü ki Tora Bora Dağı'ndaki bir El-Kaide militanının saatinin kaç olduğunu dahi bilebiliyordu. Yani o elektronik istihbarat, uydu sistemleri ama kalbinde ne yazdığını bilmiyordu. Yani mesele gerçekten bu önleyici istihbarat meselesi o çok önemli. Yani. Nuri Bey siz bir de yazı yazdınız. Ben aslında size birkaç soruyu birlikte sormak istiyorum. Esad dediniz krizi bölgeye yaymayı becerirse zaman kazanabilir. Bu önemli bir şey. Esad bu saldırıyla zaman kazanmak mı istedi? Yine yazınızın bir bölümünde özellikle istihbarati tablonun veya istihbarat alanının yeniden masaya yatırılıp yeniden düzenlenmesi gerektiğine de dikkat çektiniz. Evet. Bu açıdan bakıldığı zaman şunu da ekleyerek sormak istiyorum genel manada. Biz Suriye ile aslında 80 yıldır Hatay meselesi, su meselesi, PKK meselesi ve en son bu savaşın eşiğinde gelen bir ülkede işte 400 bin, 500 bin, 600 bin insanı aldığımızdan sonra biz Suriye ile aslında daha doğrusu Baaz rejimiyle hiç dost olamadık. Bizim Suriye halkıyla çok bir problemimiz olmadı. Suriye halkının büyük bir bölümüyle çok yakınlığımız da var. Daha çok buna Baaz rejimi demek bizdeki kalıntıları da var. Bizde de vardı o ayrı tür yapılanmalar. O kalıntıyla biz hiç şey olamadık, dost olamadık. Yani PKK'nın ilk kucak açılan yerde orada desteklere, yani Türkiye ile ilgili her türlü muhalif harekete o aile ve o yapı hep destek verdi. Benim oradaki kastım şu, istihbarat ilgili kastım şuydu yazımdaki. Yani bir şeyi yapıyorsanız kapasiteniz olacak. Biraz önce şey söyledi hocam, gücünüz olacak. Yani diyorsunuz ki işte bu El Muhaberat örgütü filanca ile ilişkili. O adam da Suriye'nin işte Lazkiye şurada. 60 kilometre içeride. Gidip onu alıp geleceksiniz. Bu kapasiteniz olacak sizin. Yani bu kapasiteniz yoksa bu işlere girmeyeceksiniz. O adamı gideceksiniz, alacaksınız ve geleceksiniz. Evet. Yani aramayacaksınız yani. Adamın yeri yurdu belli yani. Gideceksiniz, Suriye'nin içine gireceksiniz. İstihbarat örgütünüz girecek, dış operasyonlar yani biriminiz girecek. Mihraç Uralı o adamı alacak ve gelecek. Mihraç Uralı. Tabii. Mihraç Uralı bu işin planlayıcısı olduğu iddia edilen Lazkiye'den. Tabii. Lazkiye'den ta Lazkiye'den alıp geleceksiniz. Ve ben yapmadım diyeceksin yalnız. Alıp geleceksiniz. Bu kapasiteniz olacak. Onlar nasıl reklamı yapıp yapmadık diyorsa ayrıca, sen ayrıca alıp geleceğim ben ya haberim yok nerede falan diyeceksin. Ayrıca da ben Türk istihbaratının hem silahlı kuvvetler açısından söylüyorum hem de sivil istihbarat açısından söylüyorum. Suriye'de çok da hiçbir şey olmadığını da düşünmüyorum. Yani geçmişe yönelik bir takım burada yapılanmalarının olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum en azından. Yani koca bir sınırınız var. Bu rejim yıllardır size sizinle şeyleri belli. Doğru. Burada Reyhanlı'nın seçilmesini aslında biraz hocalarımızla onu tartışalım, konuşalım. Reyhanlı, hocam çok iyi bilir. Reyhanlı İlk mültecileri kabul eden yer. Bakın, ve şu an nüfusu 60 bin. Yani ilk kabul eden ilçe. Bir. İki. Reyhanlı olduğu gibi Sünni Arap'tır. İki. Bakın. Üç. Her bir mezhepsel tartışmaya çekmek istemiyorum işi. Her Reyhanlı adeta bir ülkenin başbakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı bu işin arkasında El Muhaberat vardır dedikten sonra ben başka bir şey tartışmıyorum artık. Onlara inanmak zorundayız. Evet. Onlar herhalde ellerindeki somut verilere göre bu bilgileri. De devlet adamı sorumluluğuyla konuşuyor. Hayır, devlet adamı sorumluluğunu da bir kenara bıraksak. Şimdi yani bir analiz yapsak. Tabii analiz oraya götürüyor. Şey mi yapacak evet, yani? Gelecek Brezilya istihbaratı mı yapacak yani? Hayır şöyle şeyler tartışıldı hocam. Yani bazen Özgür Suriye Ordusu ve muhalifler de Türkiye'yi bu alana çekmek için belki tahrik amacıyla veya şu soruluyor. Soruluyor özellikle. Evet. Son dönemde muhaliflerin zayıflamaya başladığı, özellikle Suudi Arabistan ve Katar'ın desteğini yavaş yavaş çektiği, Özgür Suriye Ordusu ve Suriye içerisindeki muhaliflerin bu zayıflayan gücünü tekrar bu desteği verebilme anlamında da hani seçeneklerden bir tanesi %5 olduğu iddia edilen
Ben bir Suriyeli gazeteciyle konuştum dün. Dedi ki Reyhan'ın seçilmesini niye anormal buldun? Bu göre göre gelen bir şeydi. Bu Suriyeli gazeteci de iyi bir analisttir. Ben fikrine de şeylere de değer veririm. Nereden dedim? Dedi ki Suriye'ye giden yardımların büyük bir bölümü Reyhanlı'dan gitti. İlk muhalifleri Reyhanlı kabul etti. İlçeleri, sığınmacılar. Yani Reyhanlı'ya çok ciddi bir... O zaman adeta muhaliflerin olma ihtimali çok... Olma ihtimali çok zayıftı da bir de devletin elinde bulguları var. Yani bu bir soruşturma. İnsanlar yakalandı. Onlar ifade eden insanlar itiraf ediyorlar bunu. Bir de Reyhanlı'da çok affedersiniz. Ya, estağfurullah. Buyurun. O Suriye'deki muhaliflerin asker ve polis üst düzey yöneticilerinin eşlerinin kaldığı bir kamp var. Yani biraz tesadüf değil. Ama orada şimdi şu bilgiyle ben onu tam çözebilmiş değilim. Nur Bey kusura bakmayın. Araya girdim. Şimdi paylaşılan en azından kamuoyuyla da bir boyutuyla artık gizli değil. İstihbarat bilgilerinde aracın Ankara'da keşif yaptığı, Ankara bölgesinde onu açıkladılar da. Hatta başka işte buraya çok yakın bir şeyde Beğendik'te, Kocatepe'nin altında veya farklı yerlerde patlatma düşünceleri olduğu. Fakat burada bunda başarılı olamayınca gittiği. Şimdi burada kötü senaryo olarak acaba hem Reyhanlı hem Ankara mı hedef alındı? Hayır. Ben Ankara bilgilerini doğrultamadım. O gazetelere çıkan o söylediğiniz Ankara'da dolaşmış. Beşir Bey de söyledi. Yani onu çok doğrultamadım. Yani Ankara hedefteydi ama daha sonra... Yani bombalı işte orada araç şeyi Ankara'ya kadar yani gelip Ankara, buradan boş gitmez. Ankara senaryosu doğruysa istihbarat bilgisi o zaman şu ortaya çıkıyor. Hem Ankara hem Reyhanlı mı? Ankara'da yapamayınca ikinci hedef olarak Reyhanlı mı? Tabii bunları hepsini bilemeyiz şu an ne olduğunu ama o yönde özellikle hükümet kanadından da çeşitli açıklamalar geldi. Nur Bey siz bitiriyor musunuz? Yani benim ilave etmek istediğim şey şu. Biz buraya sadece Esed rejimi olarak bakmayalım. Şu anda Suriye'de olup bitenlere sadece Esed'in muhaliflerle bir mücadelesi olarak bakmayalım Baas rejiminin. Burada ben İran'ın, Hizbullah'ın, Irak'ın çok ciddi biçimde etkili olduğunu düşünüyorum. Hem de birebir, birinci derecede etkili olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da politik güç olarak Birleşmiş Milletler'de Çin'in ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'in ve medeni dünyanın önünü kapattığını düşünüyorum. Ayrıca da Rusya'nın hala lojistik destekte devam ettiğini düşünüyorum. Teknolojik destek. Teknolojik destek verdiğini düşünüyorum. Bizim uçağımızın düşürülmesi dahil. Çok yani Suriye askerlerinin eğitim düzeyini biliyoruz. Suriye ordusunun eğitim düzeyini biliyoruz. Yani gönderdiği füzeyi İsrail'in bir tane merkezine düşüremeyen bir ülke uçak düşürebiliyor falan filan. Çok eğitimli de değil kendi şeyi askeri ve silahlı gücü çok eğitimli değil. Çok başarılı değil. Çok profesyonel değil. Bu nedenle de orada sadece şey olarak düşünmeyelim. Yani bunun Esed rejiminin bu işi uzatmasının gittiği yer sadece İran olarak düşünelim. Evet. Irak olarak düşünelim. İran, Rusya olarak Irak, düşünelim. Rusya, Çin hatta. Bunları ikna edebilecek olan küresel aktörler de biz değiliz. Tek başımıza biz değiliz. Avrupa, küresel aktörler, Amerika. Özellikle Amerika. Amerika Rusya'yı ikna ettiğinde bu sorun bir yola girecek. Orada. Zaten tam da bu konferans konuşulması öncesinde Başbakan Erdoğan'ın çünkü konferansa şu anda herhalde Türkiye çok sıcak bakmıyor diye. Cenevre'deki evet. Yani şimdi, sıcak bakmıyor derken bir şey çıkmayacağını biliyor. Esatlı, Esat'ın devamı da yer alması. Şey istemiyor. Bağıslı bir düzen istemiyor. Doğru. Bu nedenle de rejim her yönüyle hem bu konferans açısından hem Obama görüşmesi öncesinde ciddi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na bir mesaj vermek istedi ve amacına da ulaştı. Evet. Bundan sonra bunu bizim kendi çıkarlarımız açısından biz nasıl yönetebiliriz? Suriye sorununu bizim artık sadece şey değil, kendi çıkarlarımız açısından da yönetmenin bir yolunu bulmamız lazım. Bu işin çözümü sonunda bize mi kalır diyorsunuz? Yani hayır, bu işin çözümünü biz tek başımıza Suriye işini çözebilecek durumda değiliz. Ama bizim bizi etkileyen bölümünü yönetecek bütün şeyleri devreye koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Nihat Ali Bey, siz bir şey söyleyecektiniz ama ben şunu da sorarak Esad hali hazırda El Muhaberat'a Suriye'nin içerisindeki işte o askerlere tam hakim diyebilir miyiz? Şimdi bakın Esad bütün tahminlerin tersine anlaşılan o ki böyle çok ciddi tavsiyeler de alarak iyi bir ayaklanmayı bastırma stratejisi izledi kendi açısından. Yani işlevsel, işe yararlı biçimde. Şimdi öncelikle ülkenin kuzeyini ve çöllük alanı terk etti.
içeriye. Tabii yani elindeki sayı, asker güvenlik birimlerinin sayısı sınırlı olduğu için her yeri böyle savunma yerine siklet özellikle merkezi. Türkiye sınırını siklet, merkezi yani. Siklet merkezini işte Şam ve batısına kurarak böyle bir yol izledi. Bunu yaparken de mesela ordusunun tamamını kullanmadı. Bunun yerine tamamen böyle özel eğitimi, işte eski Sovyet şeylerinden eğitim almış, Rus ordusunun doktrininden etkilenmiş ve özel olarak eğitmiş olan birimleri kullandı. Onları daha çok aktif olarak kullandı ki bunlar da, yani onlar daha çok rejime sadık oldukları için onları kullandı. Yine bu yeraltı mukavemet teşkilatını harekete geçirdi ve özellikle de bir anlamda koruculuk sistemini güçlendirdi. Yani mahalle yani hakim olarak, diyorsunuz. Yani şimdi ya yani tabii ki hakim yani şöyle. Şimdi hakim derken şimdi burada dramatik olan muhaliflerin durumu. Esat'ın durumundan çok. Yani durumu anlamak için ona bakarsınız Esat'a, bir de karşısındakilere bakarsınız. Şimdi karşısındakilerin durumu daha perişan. Perişan. Tabii yani Esat'ın durumu çok mükemmel değil ama en azından şeyi makineyi çeviriyor yani. Dişliler dönüyor. Yani bisiklette teker dönüyor. Dursa düşecek ama karşı dönüyor tarafta, yani döndürebiliyor. Ama karşı taraftaki takımın durumu da felaket. Yani kendi içinde ideolojik olarak bölünmüş. Bunun içerisinde işte İslamcı ideolojiye dahil olanlar var. Kürtçülük peşinde, evet. Kürt bağımsız peşinde koşanlar var. Bunların içerisinde artık savaş lordu haline gelmiş. Aşiret liderleri belli bölgede kaçakçılık, hırsızlık, yolsuzluk yapan. Halkı bu konuda ikna etmek konusundan uzak. Yine öbür taraftan baktığınızda mesela düşünün. Esat hala ülkenin kuzeyindeki şehirlerde memurların maaşını ödüyor. Çok ilginç. Bunun psikolojik tabii. Şimdi bunun bir psikolojik savaş olduğunu. O Merkez Bankası'ndaki 7 milyar dolar bir türlü bitmedi. Yani hükümet etme sorunu olduğunu biliyor. Kalan para 70'ten 7'ye inmişti ama o 7 son bir yani, senedir bitmedi. Yani, ya önemli olan burada ve S-300 alıyor 900 neredeyse 1 milyar dolar da ona ödüyor. Yani bunu bir şekilde yani şimdi sorarsanız ya İran destek veriyor. İşte evet, İzbullah'tan destek, Rusya'dan falan alıyor. Şimdi uluslararası alanda da yalnız kalmadı tabii. Yani işte sonuçta konuşuyoruz yani Rusya'ya nasıl yardım ettiğini ve Rusya mesela en son yapılan şey daha önce yapılmış bir silah teslimatı şeyinin anlaşmasının son parçası olan silah ve ekipmanları teslim ediyor adam. Nasıl yani, yani çünkü böyle bir devam ediyor. Şimdi buna baktığınız zaman işte öbür taraftan daha iki gün önce, üç gün önce Rus Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Yani öyle dışarıdan Suriye'ye doğrudan müdahalelere sert tepki gösterdi. Yani bu aslında bize verilmiş bir mesaj. Evet. Bir anlamda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj. İsrail Başbakanı ile görüşürken Putin verdi mi? Ha yani tabii, aynen net şimdi bir şekilde. Da, dolayısıyla Esad'ın biraz daha can çekişmesi. Evet. Sistemlik ama biraz daha zaman Mehmet alacak. Mehmet Özcan size de çok kısa soralım. Hemen Hüseyin Hoca'ya da yayına söz verip tekrar bir kısa aramız daha var. Bu El Nusra'nın Amerika tarafından bu patlamada o da suçlananlardan bir tanesi. El-Kaide'nin yaptığı söyleniyor. El Nusra'nın yaptığı da işte iddialar arasında. Tabii böyle bakıldığı zaman Suriye içerisindeki şeylere bu patlamada DHKPC, işte acilciler birçok şey geçiyor. Acilciler hadi tasfiye edilmiş bir örgüttü ama işte demin söyledik Laskiye'de yaşayan Türkiye'de doğup büyüyen bir kişinin de ismi. Bir de bu örgütün PKK'nın yerine ikame edileceği evet. De. Evet. Ne diyorsunuz? Evet, öyle tabii. Bir şey olabilir mi? Şimdi El Nusra bunu yapar mı? El Nusra nedir? Şu anda muhalefetin içinde olan radikal, özellikle Amerika'nın, Batı'nın ısrarla üzerine fener tuttuğu bir grup orada. Ve biz bunlardan dolayı işte Suriye muhalefetiyle aramızda bir mesafe koyuyoruz. Yarın bir gün bunlar güçlenir. Bunlar cihadist, işte Selefi, şey El-Kaide bağlantılı falan. Şimdi El-Nusra dedi, biraz ona bakmak lazım. Batı o kadar kendi içinde çelişiyor ki bu konuda. El-Nusra, bundan bir sene önce yüzlerle ifade ediyorduk. Evet. Radikal unsur dediğimizde, El-Kaide dediğimizde. Şimdi binlerle ifade ediyoruz. Böyle bir paradoks var. Batı müdahaleyi tabiri caizse, yani müdahale derken bu illa askeri müdahale olması gerekmiyor. Ya muhalefetin elinde şu anda bir tank savarı yok, uçak savarı yok. Yani bir öyle bir asimetri savaş var ki orada. Evet. En basit korunma araçları yok. Adam geliyor tepeden bombayı yağdırıyor geçiyor. Şimdi bunun içinde bu Batı'nın, Amerika'nın bir şekilde olaya müdahil olmaması, Rusya'yı işte bir şekilde ikna etmek için uğraşmaması, orada asimetrik bir şekilde veya paradoksal bir şekilde Batı'nın en fazla kendilerince korktuklarını düşündüğü grupların buraya gelmesini sağlıyor. Dün akşam biz Halit Hoca ile görüştük. Bir yayındaydı. Halit Hoca şunu dedi. El Nusra'nın içinde %80 Suriyeli dedi.
dışarıdan gelen %20'dir dedi. Ve bunlar da El-Kaide bağlantısı ortaya çıktıktan sonra bir kısmı geri çekildi. Ve pratik anlamda da El-Kaide tipi bir mücadele içinde değil bunlar dedi. Ne yapıyorlar? Mesela de işte şehirde adamlar yardım dağıtıyor dedi. El-Kaide'nin yaptığı bir şey değildir bu. Yani bir sosyal örgütlenme şeklinde de davranıyorlar Suriyeli olanların. Güçlü o zaman yardım dağıtabildiğine göre. Tabii yardım dağıtıyor. Yani orada Nihat Ali Bey söyledi. Yani muhalefetin durumu perişan. Niye perişan? Çünkü bir etnik yapı var. Mezhepsel yapı var. Ve yıllarca bir istihbarat baskısı altında. Tabii. Evet. İstihbarat baskısı altında yaşamış, bir istihbarat devletinde yaşamış insanlar topluluğu var. Bu insanlar hiçbir şekilde örgütlenme imkanları yok. Şimdi örgütlenme imkanı ortaya çıktığında herkes zaten belirli işte biraz da geleneksel bir toplum. Bir kısmı aşiret bağı, bir kısmı etnik bağı, bir kısmı mezhepsel evet. bağıyla her taraftan gruplar ortaya çıkmış. Evet. Beraberce bir iş yapma kültürü de yok. Evet. O zaman ne yapıyor? Herkes 50 kişi eline silah alan, bir tane başında komutan, işte muhalefet oluyor çıkıyor. Bunları bir araya getirme sorunu var. Temel sorun tabii bu. Bir de şöyle Suriye öyle bir yer ki hocam yani sizin söylediğiniz gibi Suriye'de bir muhalefet kültürü, Bağız rejimi bütün toplumu baskısı aldı. Belki yıkılmaması yok ki. Böyle bir muhalefet fikri yok. Son olarak şunu ekleyeyim. Yani El Nusra'nın ben Türkiye'de bu eylemi yapacağını hiçbir şekilde seçenekler içinde düşünmüyorum. Evet. El Nusra bunu Türkiye oraya çekmek için yapıyor. Böyle bir algılamayla böyle bir eylem yapıldıysa yani istihbarat oyunları içinde bunu konuşursunuz. Evet, konuşuruz. Ama realitesi olmadığını düşünüyorum. Hüseyin Ayman son bir dakikamız öbür bölüme yine sizle başlayacağız ama siz İran ve Savama'dan bahsettiniz. İran'dan özellikle her iki bölümde yaptığınız konuşmalarda da İran'ın bu konudaki parmağı, İran'ın rolü ne kadardır? Kısaca toparlayacak olursak. Yani, ilk sorun bu. Onu bilemeyiz. Yani ne kadar pay var ama İran yani bir çıkarsama yaptığımızda iç içe midir? Şöyle bir durum var Batuhan. Şu çok net. Eğer ki Suriye kalesi düşerse sıra doğrudan İran'a gelecek. Bir de denizle ilişiği kesilecek. Denizle ilişiği kesilecek ve o Şii Hilali diye ifade edilen stratejik hedef ortadan kalkacak. Bu anlamda yani Suriye meselesini bir varlık yokluk meselesi olarak görüyor ama yani bu kadar bir hepimiz işte bir değerlendirme yapıyoruz. Son tahlilde bölgedeki her türlü kaos Türkiye'nin lehine. Yani bir tersinden kontra bir okuma yaparsak Suriye'deki karışıklık tabii biz hiç kimsenin ölmesini ya da burnunun kanamasını ya da kılına bile zarar gelmesini istemeyiz. Ama bu Suriye'de durum neye dönerse dönsün bu Suriye için, Esad için bir pirus zaferi olacak. Çünkü yerle bir olan bir Suriye var. Irak ne olduysa Suriye'de o olacak. Yani burada yani bizim için... devamında daha kötü olayları bekliyorsunuz. Ya devamında kötü olay olur mu olmaz mı? Bunu zaman gösterecek. Ama özetle şu. Reyhanlı saldırısı bizim için çok önemli. Burada işte hem Nihat Ali Hoca hem Mehmet Hoca bahsetti. Burada bir istihbarat oyunu var ve Türkiye'nin bu istihbarat oyununda açığa düşmesi Türk istihbaratı için, güvenlik bürokrasisi için bir psikolojik etki yaratıyor. Bunu kabul ederim. Onu bir sormak istiyorum. Konuşun. Hemen araya gitmeden ama önce. Ama dur şunu tamamlayayım. Yani burada mesele şu. Yani bölgedeki her türlü karışıklık, her türlü kaos Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin lehinedir. Bu Türkiye'nin gücünü arttırır. Bu Türkiye'nin özgül ağırlığını ve Türkiye'nin bölgesel güç olma stratejisine biraz daha yaklaşmasına yol açar. Ama sonra aşmak lazım. Bu önemli bir iddia. Çünkü ama burada tabii biz insani olarak, bir Müslüman olarak oradaki insanların, masum insanların ölmesini istemiyoruz. Yani ben bunu her türlü yayında söyledim. Yani Türkiye'de hangi iktidar olursa olsun, Suriye'de hangi rejim olursa olsun biz oradaki yaşayan Araplarla, Alevilerle, gayrimüslimlerle aynı evet. coğrafyada yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz ve bundan sonra da beraber yaşayacağız. O zaman bir şey, bir cümleyle mesela Türkiye bu kadar sert politika izlemeseydi Esad'a ve Bağız rejimine bu patlamalar olmaz mıydı? Bu çok zor bir soru ama hep bunu söylüyorlar. Yani dış politika ile ilgili yapılan özellikle eleştirilerde Türkiye mesela Esad'ın yanında yer alıyor gibi görünebilir miydi? Bu çok pek mümkün olmuyor. Çok saçma sapan bir şey. Niye ama Esad'ın yanında bunun yanında
Diyorlar ki işte Türkiye bu kadar sert dış politika izlemeseydi bu patlamalar olmazdı. Ya bunlar Batuhan çok söylüyorlar Türkiye'de işte. Bir zaman ne dendi? Türkiye Orta Doğu'ya strateji değiştiriyor, eksen değiştiriyor. Diğer taraftan işte yani Türkiye bu Arap Baharı'ndan çok etkilenecek falan denildi. Burada konuşuyor demokrasilerde bunlar olur. Herkes söyler ama mesele gerçekten bir makul analiz yapma. Yani. Evet. Evet efendim sohbetimiz devam edecek. Reyhanlı'ya devam edeceğiz. Kısa bir ara daha istirham ediyoruz. TGRT Ankara stüdyolarında Reyhanlı patlamasını ve ardından olabilecekleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımızı tekrar hatırlatacak olursak Nihat Ali Özcan, Mehmet Bey, Profesör Doktor Mehmet Özcan, Hüseyin Yayman ve Nuri Elibolla. Size demin en son kapatırken Hüseyin Bey bir çok konuda iddialı bir şey söyledi. Katılmadığımızı aslında reklam arasında da bunu tartıştık. Şu konu çok fazla Türkiye Esad rejimiyle, Baas rejimiyle bu kadar sert çıkmasaydı bu tip olayların içerisine girmezdi şeklinde özellikle muhalefetten gelen eleştirileri ben hatırlatmıştım. Siz de ona aslında çok... Ben muhalefetin bu hatırlatmasına gülüyorum. Şimdi tamam Esad'la böyle bir rekabet var ya da bir hasımlık ilişkisi oldu. Peki 1984'ten 1999'a kadar ya da 80'den 99'a kadar 19 yıl boyunca Abdullah Öcalan'ı Suriye'de tutan, Türkiye ile su sorunu yaşayan, Türkiye ile başka problemler, Hatay'ı isteyen bir Suriye vardı. O zaman da mı yani Esad meselesi, Tayyip Erdoğan meselesi? Şimdi bu tabii böyle şey herkes konuşuyor işte bu, evet. Bu olur buna bir şey demiyorum ama yani böyle bir tarihsel background'dan kopuk değerlendirmelerin peki anlamı yok. Yani bu anlamda ya Türkiye ile Suriye arasında problemler var. Bir, su sorunu var. PKK. Fırat'ın sularının paylaşılması var. İki, PKK meselesi var. Geçen sene PKK'ya Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için eylemler yapmasını söyleyen ve en çok ne konuşuldu? Bahuz Erdal'la Hafız Esad sınıf arkadaşı, sınıf arkadaşı olması meselesi konuşuldu. Evet. Şimdi ne sorunu var? Hatay sorunu var. Öteden beri var. Suriye uzun zamandır ne diyor? 1939'dan itibaren Hatay'ı benim elimden aldınız diyor. Diğer taraftan ne var? İşte bu bir rejim anlaşmazlığı var. Doğru. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hafız Esad'a, Beşar Esad'a ve babasına ülkeyi demokratikleştir dedi. Evet. Çok şey ilişkiler kurdu. O dönemde ilişki kurarken mezhep meselesini biz konuştuk. Aslında o dönemde Suriye'yi tekrar dünya kamuoyuna elinden tabii tutup tanıştıran ve dünya kamuoyu sahnesinde tekrar yer alan da Ankara'ydı. Evet. Ankara'ydı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'ni ramak kalmıştı. Hafızam beni yanıltıyorsa düzeltin. Askeri müdahale Beyaz Saray'da, Dışişleri Bakanlığı'nda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda söyleniyordu. Bir şeyinize daha katılmadık biz sizin. Bölgedeki her karışıklık Türkiye'nin aleyhinedir, lehinedir dediniz. Ama stüdyoda biz buna çok fazla katılmıyoruz. Niye lehine olsun bölgedeki her karışıklık? İhracat rakamları düşünüyor. Türkiye büyüyen bir bu ülke. Bu coğrafya büyük imparatorluklar coğrafyası. Tarihsel olarak burada Pers İmparatorluğu oldu. Sonra Romalılar geldi. Sonra Selçuklular geldi. Sonra Osmanlılar geldi. Emeviler var, Abbasiler var. Burada böyle kent devletlerinin, küçük devletlerin yaşama şansı yok. Değişen konjonktüre baktığımız zaman. Bu soğuk savaş döneminde, konvansiyonel döneminde Amerika-Rusya dengesi içerisinde mümkün olabildi. Ama yeni bir strateji ve yeni bir konsept var. Burada neden Türkiye'nin lehine? Bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Bölgedeki, Irak'taki, İran'daki ya da Suriye'deki bir insanın ölmesine, zarar gelmesine hiç kimse zaten onay vermez, razı olmaz. Fakat şu çok net, Türkiye'nin ordusu, Türk ordusu çok güçlü bir ordu, NATO'nun ikinci büyük kara ordusu ve çok eleştiriler falan oluyor ama
Yani bu eleştiriler saklı kalmak kaydıyla, evet. Hani bir gün mesela biz yine bir araya gelelim, Türkiye'de ordunun yeniden yapılanması, güvenlik bürokrasisinin yeniden yapılanmasını konuşabiliriz. Ama şu, diğer taraftan ekonomisi çok güçlü ve bölgedeki cazibe merkezi. Bunu çıplak gözle bile görebiliyoruz. Yani İstanbul gerçekten bölgenin, Avrasya'nın en büyük cazibe alanlarından bir tanesi oluyor. Tabii sorunlar yok mu? Çok ciddi sorunlar var. Ama bu sorunlar Türkiye demokrasisi, evet, içerisinde, demokratik yapı içerisinde ne olacak? Çözülecek. Evet. O anlamda yani Suriye meselesinde ben öyle çok şey bir görmüyorum. Yani çok problemler var ama bu problemler çok küçük birkaç müdahaleyle bile çözülebilecek mi problemler? Kısa kısa gidecek olursak birçok soru var. Hepsini aydınlatalım. En azından sizin değerli görüşlerinizi alalım. Kesinlikle. Mehmet Özcan, sizi tam da Hüseyin Yayman Bey'in bıraktığı noktadan sormak istiyorum. Bir F-4 uçağı düşürüldü. Yine sınır kapımızda Cilve Gözü'nde bir başka patlama. Yine Şanlıurfa'ya düşen top mermileri. Ardından maalesef Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısı olarak adlandırılan kamuoyunda bir saldırı. Türkiye nasıl cevap verebilir veya verecek mi? Türkiye cevap vermek durumunda. Yani şu var. Sayın Başbakan'ın, İçişleri Bakanı'nın el muhaberat destekli olduğunu söylemesi böyle çok heyecanla, öfkeyle söylenmiş şeyler değil. Bunun uluslararası da bunun bir altı var. Türkiye bundan sonra bu işi bence bir boyutuyla BM'ye gerekiyorsa oraya taşımalı. Burada öncelikle bu eylemle Suriye'nin şu anda o çekmiş, çökmüş devlet arasında bir bağ kurması gerekiyor. Hukuki bir bağ kurması gerekiyor. Bunu delillendirmesi gerekiyor. Nasıl delillendirebilecekse, bunu yapabilirse bundan sonra Türkiye'nin atacağı, evet, adımlar var. Bu arada bir son dakika gelişmesi de oldu. Mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı. Reyhanlı saldırısıyla önemli, ilgili olarak. Önemli. Evet. Bakın şu da değil. Bu Türkiye'nin hukuk devleti olduğundan ne kadar güzel gösteriyor. Sanıyorum en son 18'e çıkmıştı tutuklananlar. Evet. Gözaltına alınanlar. 13'ten 4'ü tutuklandı. Bu, şu anda 4 tanesi demek ki makul şüphe daha fazla 4 kişi üzerine yoğunlaştı ve bunlar tutuklandı. Şimdi burada Türkiye bu delillendirmeyi yapabilirse Türkiye uluslararası hukuk bağlamında da cevap verecektir. Ama bunun karşılığında şu anda eldeki veriler Türkiye'nin Suriye menşeli bir saldırı olduğunu gösteriyorsa egemen bir devletin topraklarına yabancı bir ülkeden doğrudan veya dolaylı olarak yapılan bir saldırı. Cevap verecektir dediniz. Bunun cevap vermek zorundadır Türkiye. Nedir? Biz Akçakale'de ne yaptık? Karşılık verildi. Evet, aynı bu şekliyle. Abi şu değildir. Hukuk devleti... Scramble alarmıyla kalkan savaş uçaklarını izledik. Ama şu Türkiye bunu yapmaz. Esed rejimi şu anda bir terör devletidir. Türkiye terör devleti değildir. Tanımadığımız bir devletle ilgili BMM'ye taşımamız herhalde söz konusu yani olamaz değil mi? Bakın hükümeti tanımıyoruz, devleti tanıyoruz. Biz Esed rejimi tanımıyoruz. Hükümeti tanımayız ama Suriye Cumhuriyeti Devleti egemen bir devlettir, bunu tanırız. Bu oraya taşınır. Onun için BM'den kararlar çıkarılması isteniyor. Türkiye buna orada gerekiyorsa örtülü, gerekiyorsa açık ama sivilleri hedef alan bir terör saldırısından bahsetmiyor. Evet. Buna askeri bir cevap vermek durumundadır. Türkiye bunu cevapsız bırakmaz. Bırakacaktır. Ama hiçbir şekilde bir terör saldırısı olmaz bu. Böyle bir şey kimsenin aklına gelmesin. Evet. Ama bunun karşılığı şu da olmamalı. Bu bir savaş sebebidir. Suriye şunu yaptı. Uçağımızı düşürdü. Akçakale'ye saldırdı. Ben de buna saldırayım. Ben Türkiye'nin çıkarları adına bu Suriye bataklığına Türkiye'nin girmemek için azami çaba sarf etmesi lazım. Başbakanın ve başbakan yardımcılarının üzerinde durdukları el muhaberatı hedef göstermeleri ve olayı onunla ilişkilendirmelerinin altında aslında çok başka şeyler var dediniz. Şifreler okunduğu zaman da ne yani olduğu bu işin geçiyor. Tabii ki bu işin cevabı verileceği ama bu cevabın nasıl olacağı konusunda öncelikle biz, evet, hukuk devleti olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ne cevap vereceğimize bakacağız. Evet. Hakları vardır Türkiye'nin. Bu haklar saklıdır. Bu gerçek leşme delillendirilebildiği ölçüde Türkiye bu adımlarını atacaktır. Nihat Ali Özcan, Mehmet Özcan dedi ki Türkiye mutlaka bir cevap verecektir, vermek zorundadır dedi. Bu noktadan bakıldığı zaman Türkiye nasıl bir cevap verebilir? Askeri bir cevap mı verebilir? Benzer bir veya işte hani el muhaberat, işte şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Şam'daki merkezine benzer bir cevap mı verebilir? Ne yapabilir? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii bu
yapılan açıklamaların açıklamalar kamuoyuna doğrudan Suriye'nin istihbarat örgütünü ya da istihbarat teşkilatına işaret ettiğinde aslında bunu siyasi kararcılara söyleyenler bunun sonuçlarından da bahsetmesi gerekirdi. Yani bunu ben söylerim. Siz konuşursunuz. İşte Mehmet Özcan söyler. Burada analiz yaparız ya da buradan şüphelendiğimizi söyleriz ama bunu devletin en başındaki birine söyleten kurum bunun sonuçlarından da siyasi karar alıcıyı bilgilendirmesi gerekir. Yoksa orada istihbarat örgütü gırtlağına kadar siyasallaşmış demektir. Bu en büyük tehlikedir. Profesyonellikten uzaklaşmış demektir. Şimdi eğer siz siyasi otorite olarak bir devletin istihbarat örgütünü size örtülü operasyon yaptığını ve çok ciddi deliller olduğunu söylüyorsanız o zaman gerekeni yapmak zorundasınız. Bu bir hukuki zorunluluktan öte. Sizin kendi itibarınız için gereklidir bu. Evet. Şimdi o yüzden bu tür işleri açıklarken ya da bu tür işler konusunda siyasi karar alıcıya bir takım danışmanlık hizmeti verirken ya da bunu söylerken profesyonelce biraz dikkatli olmak lazım. Şimdi siz kendi savcınızı bile ikna edememişsiniz. Yani 10 tane adamı yakalamışsınız, 15 tane. Bakın kendi hakiminizi, savcınızı bile ikna edememişsiniz. Niye? Can bırakmış 15 kişiden. Yok o 10 tanesini bırak. Sorgulamalar devam ediyor. Ya devam ediyor ama bakın şimdi. Tutuklandı. Şimdi 4 tanesi tutukla. Bak onu söyleyeyim şimdi. 4 tanesi tutuklandı. Şimdi onu da bilmiyoruz. Yani bunun daha şimdi bakın bu tür bir işin birden çok boyutu var. Bu işin bir hukuki boyutu var. Onu cezacılar oturup tartışacaklar mahkeme sürecinde hazırlık soruşturmasında, savunmasında nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Şimdi ikincisi bu işin tabii bir istihbarat boyutu var büyük ihtimalle bürokrasinin içerisinde. Bu tartışılacak işte. Sayın Başbakan da giderken söyledi. Bu muhtemelen burada bir koordinasyon meselesi var diye. Evet. Şimdi bir de bunun analiz boyutu var. Yani biz hepimiz çünkü istihbarat boyutunun sağlıklı olması gerçeğe ne kadar yaklaştığıyla ilgili bir iştir. Yani bir siyasi karar alıcının en büyük beklentisi gerçeği öğrenmektir, gerçeği bilmektir. Evet. İstihbarat örgütünün önemli işi de gerçeğe yakın bilgiyi sağlayıp karar alıcıya iletmektir. Şimdi bizim gibi insanlar analiz yaparlar. Bir de dedikodu yaparsın. Oturursun işte şu olsa bu olur diye bir de dedikodu yaparsın. Çünkü bizim elimizdeki veriler ya da elimizdeki sınırlı sayıdaki bilgi olan istihbarata biz ulaşamadığımız için biz sadece analiz yaparız oturup evet. Konuşuruz. Açık kaynaklarda ne varsa. Her tarafın gördüğümüz kadarıyla konuşuruz. Tabii yani ulaşabildiğimiz açık kaynak bilgileriyle falan evet. Biraz tarihsel tecrübelerimizle. Ama bazen tabii istihbaratçılar da sizin yaptığın kadar, analiz kadar bile sahip olmayabilir. Bu da doğal, işin doğasında olan bir şey. Yani iş ilginçtir ama işin doğasında olan bir şey. Böyle bu noktada evet. Bakınca ama o senin bildiğin bilgi müddet sonra onun için istihbarata dönüşür. Şimdi bu çerçeveden bakınca tabii şimdi siz bölgede bir güç olduğunuz iddiasındaysanız, Esad'a da çok kızıyorsanız evet. Ve bunu da onun yaptığını söylüyorsanız ve eğer bu sadece iç politikada kamuoyunu sakinleştirmek için yapılmış bir şey değilse virgül sizin istihbarat örgütleriniz politik karar alıcı olarak sizi yanlış yere götürmüyorsa o zaman yani hem hukuki açıdan, uluslararası hukuk açısından buna cevap verme hakkınız vardı. Onu kaçırdınız artık. Yani şu anda aradan bu kadar zaman geçtikten sonra uluslararası hukuk normları açısından buna cevap veremezsiniz. Ama eğer bu konuda yapmak gibi bir niyetiniz varsa evet. O zaman ya Esad'ın yatak odasının üzerinden geçersiniz sabah 5'te bir şekilde ya da dediği gibi gidersiniz adrese gereken şeyi bırakabiliyorsanız, kapasiteniz varsa o riski göze alıyorsanız en muhaberatsa gidip muhaberata bunun cevabını verirsiniz. Evet. Ama yapmazsanız önemli değil sonunda. Siyaset yani işi yönetiyorsunuz. Evet. Nuri Bey, Türkiye böyle bir riski tam Nihat Ali Özcan'ın bıraktığı yerden bunu göze alabilir mi? Bu riski göze alabilir mi? Böyle bir şey yapabilir mi? Vereceği cevap nasıl olur? Hani kamuoyunda da bu yönde aslında hani çok açık söylemek gerekirse bir cevap verilmesini herkes istiyor. Yani çok çizmeyi aşmadı mı? Bu göze alınabilir mi? Yani devletler cevap verir tabii ki ama cevap vermenin şartları vardır, ortamı vardır. Ya devletler heyecanla, bir galyanla, dolduruşla böyle şeyle cevap vermez. Yani her şeyin bazı devlet, zamanı, devlet, zemini var. Devlet diyorsun. Aklı dediğimiz bir şey var. Türkiye bu konuda sabırlı mı? Yani Türkiye biraz fazla sabırlı ama sabırlı olmak doğru bir şey. Fazla sabırlı olmak da gücünüzü sürekli denettirmek. Birilerine gücünüzü sürekli test ettirmek de doğru bir şey değil ama burada fotoğrafa biraz daha geniş bakmamız lazım. Yani Arap Baharı oluştu Orta Doğu'da. Arap Baharı ile beraber herkes, Suriye'de de insanlar bir şeyler talep etmeye başladılar. Evet. Camilere çıktılar, gösteri yaptılar, şu yaptılar, bu yaptılar. Türkiye'nin telkiniyle
Eğer o reformları yapsaydı belki bu işler buraya kadar gelmeyecekti. Tabii, evet. Belki de şu anda Suriye'nin kahramanı olacaktı Esed. Kahraman olacak yani. Evet. Türk hükümeti ciddi teşvik etti. Ama Türkiye'yi dinlemedi. 1967 yılında Golan Tepeleri İsrail aldı. 46 yıldır İsrail elinde. Doğru. Buralara bir bomba bile atmayan Esed, doğru, kendi halkın üstüne bomba. Niye özgürlük talep ediyor yani? Yani bu kadar şeyin varsa, askeri gücün varsa, organizasyonun varsa, ordun varsa, 67'den beri 46 yıldır Golan Tepeleri İsrail'in elinde. Bir tane mermi atmış değilsin. Ve bunu geri almak için bir tane çaba sarf etmiş değilsin. Kendi halkın üstüne bomba yağdırıyorsun. Şimdi burada olup biten şey şu. İsrail'de, Amerika'da ben kesinlikle Esed'in gitmesinin istediğini düşünmüyorum. Yani İsrail için şu anda en güvenli rejim, evet, bizzat Esed'in kendisidir. Bizzat Baas'ın kendisidir. Esed ve Baas gittiğinde gelecek olan eğer rejim, Mısır'da olduğu gibi Müslüman kardeşler, Tunus'ta olduğu gibi böyle bir yapı iktidara gelirse, Esed'in kendi bakanı çıktı televizyonda söyledi. Ya İsrail'lere dedi ki eğer bizim yerimize bunlar gelirlerse, evet, bunların ilk işi 5-6 yıl içerisinde Kudüs'e yönelmektir. Yani Suriye İsrail için başka ülkelere benzemez. Amerika'da git ya, Amerika'da İsrail'den ötürü mü istemez yani gitmesini yani, Esad'ın? Yani bakın Amerika Orta Doğu'da her şeyi iki şey planlarken iki şeye bakar. Petrol bir, İsrail'in güvenliği iki. Gerisi hikaye. İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda Amerika'nın bütün çıkarları değişir. Birinci sıradadır İsrail'in. Doğru. İkincisi her zaman öyle olur. Kendi doğru çıkarlarıdır. Ama Amerikan yönetiminin de İsrail yönetiminin de Esed gittiğinde İsrail yanlısı bir yönetim göreve gelecek ise, bunu garanti edebilirlerse Esed gider, garanti edemezlerse bu iş daha çok çok uzar mı? Çok uzar mı? Çok uzar, evet. O zaman bu bizim... Yani İsrail yanlısı, bakın bir daha söylüyorum. İsrail yanlısı. İsrail yanlısı demeyelim. İsrail'e zarar vermeyecek. Zarar vermeyen, İsrail'le iyi geçinecek bir yönetim garanti edilmezse, bu kolay gidecek, kolay bitecek bir şeye benzer. Şimdi şöyle, yani bir devletin komşusunun devlet olması onun oyunu hangi kurallarla oynayacağını gösterir. Evet. Bu karşılıklı yükümlülük ve sorumluluklar getirir devlet olduğu zaman karşınızda. Ama karşınızda bir devlet yoksa, bir otorite yoksa, uluslararası normlara göre oluşmuş bir şey, oyunun kuralları yoktur. Kuralsız bir oyun oynayacaksınız, evet, demektir. Şimdi İsrail'in en büyük korkusu buradaki radikal gruplar artı çok dile getirdi. Bizim çok umurumuzda olmadığı için böyle kimyasal silah meselesi. Biz çok ciddiye almıyoruz. Yani hayatımızda tanıdığımız en büyük kimyasal silah polislerin biber gazı. Doğru. Yani bir de, yani, bir de bakın, ciddiye almıyoruz. Esed'in bakanı da söylüyor. Diyor ki aman ha biz gitmeyelim. Biz gidersek bu kimyasal silahlar bu şeylerin eline geçer. Ama şimdi bir argümanın inandırıcı olabilmesi için doğruluk payının da olması lazım değil mi? Evet. Yani yoksa böyle hikayeden, işkembeden attığınız zaman inandıramazsınız. Yani bunun bir tutarlı bir tarafının olması lazım. Tutarlı taraf depodaki silahlar, şeyler, kimyasal silahlar. Yani depolarda kimyasal silah var. Bu bir gerçek. Bu hikaye değil. Bu gerçeğin ne işe yaradığı konusunda bir garnizon devleti olan İsrail ve İsrail halkının bir fikri var. Bizim umurumuzda değil. Hatırlarsınız biz de bir AIDS'li birine soruyor, işte kadın yolda bir röportaj vardı yıllar önce hatırlarsınız. Abi bizde bir şey olmaz falan diyor. Şimdi biz tabii yani kimyasal silah nedir, ne işe yarar, ne kadar falan, öyle bir şeyimiz olmadığı için. Yani bunu çok ciddiye falan almıyoruz. Ama çok ciddi adamlar için önemli bir şey, ciddi bir şey. Bir de İsrail'de 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi öldüğü zaman adamı zıplatıyor. Siyasal sistemi yerinden oynatıyor. Şimdi o yüzden bizim böyle bir tehdit beklentimiz yok. O herkese zarar şeyde, verdiği için o demin, Nuri Bey 13 kişi ilk aşamada hani gözaltına alınan, emniyette sorgusu sürülen 13 kişiden 4'ü serbest bırakılmış, 4'ü tutuklanmış. Kalan 5 kişiyle ilgili adli süreç ise devam ediyor. Şimdi evet. Dolayısıyla İsrail Esad'ı, daha önce de ben yazmıştım. İsrail bu kimyasal silah depolarını bekçi olarak tutmak istiyor. Eyvallah tutsun. Ya bunu başkalarının eline geçmesin hocam, diye tutacak. Nihat Hoca, benim merak ettiğim şey şu. Buradaki siyasal sistem içerisinde, ben Suriye'nin yapısını çok iyi bilmiyorum. Siz de daha iyi biliyor olabilirsiniz. Benim bildiğim Müslüman kardeşler şu anda çok etkili. Yani yarın bir gün bir seçim olsa, demokratik bir düzene dönüşseler, seçim yapılsa bu insanlar iktidara gelebilirler. Şimdi yani Müslüman kardeşleri götürüp El-Kaide ile
eşleştirmek ne kadar doğru? Şimdi bundan sonra böyle bir Suriye, yani böyle yani bütün, Müslüman kardeşler iktidara gelecek diye bizim gelmeyecek diye biz Esed'i ömrü billah orada tutacak mıyız? Evet, bakın bu bizim tercihimiz değil. Yani biz tabii ki burada iki tane temel sorun var. Bir tanesi şu, böyle bir Suriye olmayacak. Yani bir defa onu söyleyelim. Yani önce böyle parçalanmış bir Suriye olacak. Tabii ya, böyle bir Suriye olmayacak. Yani öyle parlamentoda çoğunluğu Müslüman kardeşler aldı diye Suriye'yi yönetecek bir düzen olmayacak. Ama çok parçalı bir Suriye'den de bahsetmiyor analistçiler. Yok yok yok. Yani öyle en az üç. Yani hani, Ali Nihat Hoca şey diyor, yani bölünecek. Hayır, şimdi şöyle diyor, bölünecekten evet. Kastım şu. Haritanın önüne geçtiğimiz zaman bir Suriye diye bir şey göreceğiz. Ama o Suriye'nin içeriği, içi bizim anladığımız manada bir Suriye olmayacak. Yani böyle Müslüman kardeşler parlamentoda çoğunluğu aldı, hükümeti kurdu, bütün Suriye'yi yönetecek diye bir şey yok. Parçalara bölünecek kendi içinde. Federatif yapı olarak. Mehmet Özcan 3 dedi, evet. Üç. En az yani 3 olur, 5 olur, önemli değil. Ya da çok fazla bulunur. Ama Irak içinde bölünecek denilmişti. 10-15 seneye yani geçti hala. Yani işte en azından bir süreç. Tek parça bir Irak görüyoruz hala. Ya, hayır, haritanın önünde görüyorsunuz. Evet. Yani realitede göremiyorsunuz. Bir şey yok yani. Şimdi böyle bir Suriye için tabii bizim hazır olmamız gerekiyor. Yani hem psikolojik olarak hem politik olarak. Birincisi bu. Tabii ikincisi de İsrail'in, Esad'ın kalmasını istemesinin sebebi tamamen radikallerle bu kimyasal silahların ortaya çıkaracağı yeni kompozisyonun kendisini yaratacağı tehditle ilgili bir iş. Yani onun korkusu şu, bu El Nusra ve benzeri radikal gruplar eğer bu kimyasal silahlara ulaşırlarsa gözlerini kırpmadan bunu İsrail'e karşı kullanacaklar. Hocam, diye bir korku. Hocam çok affınıza sığınarak ben sizin gibi düşünmüyorum. Kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'de İsrail'in varlığını kabullenecek. İsrail'le iyi geçinecek. Onlar için İsrail'i hedef, tehdit olarak görmeyecek yönetimleri istiyorlar. Tamam. Evet. Yani mesela bu doğal bir şey. Bunda bir şey ya. Hayır, bunda bir şey yok. Yani bu Esad olur, Mehmet tabii olur, Hasan olur ama yoksa diktatör olmuş, şu olmuş, bu olmuş çok umurlarında değil yani. Evet. Hayır, yani dolayısıyla Esad'ın gidişini hızlandıracak cephede. Evet. Yani her ne kadar Suriye İran, Rusya, Çin falan destekliyor ama yani bunu bir şekilde destekleyecek olan Batılı düşündüğümüz ülkelerin de çok öyle arzulu ve istekli oldukları olmadıkları görülüyor. Yani Esad'ın girişi konusunda. Yok. Dolayısıyla bu da Esad'ın ömrünü uzatacak gibi gözüküyor. Ha bu bir zaman alır. 3 yıl olur, 5 yıl ama tarihin yanlış yerinde durduğunu söyleyebilirsiniz. O kadar sizden fikrim. Ama bu bugünden yarına olacak bir iş değil. Onu görmek lazım. O kadar bugünden yarına görmek olacak bir iş değil dedi Nihat Ali Özcan. Da işte şey yani Batu abi. Evet. İkimiz komşuyuz sende veya üçümüz. Sen evde yangın çıkarıyorsun, çocukları dövüyorsun, hanımefendiyi dövüyorsun, bıçağı almışsın kesiyorsun, birisi duvardan atlıyor, yangın çıkarıyorsun. Ya ne yapayım kardeşim, ben seyirci kalamam ki ya. Doğru, bu kadar. Ben ne kadar kalabilirim doğru. Yani, nereye kadar kalabilirim yani. Çünkü biraz sonra o yangın bana doğru geliyor yani. İstesem de geliyor, istemesem de geliyor. Yani hep şunu söylüyorlar, işte 900 kilometre sınırı olan bir ülkeye Türkiye'nin herhalde kayıtsız kalması pek mümkün görünmüyor ama. Irak'ı kayıtsız kaldık da ne oldu yani? Hem diyoruz ki kartlar karılırken şeyde olalım, masada olalım. Hem etkin olalım, hem şöyle olalım, hem böyle olalım. Ama hiçbir şeyde karışmayalım ama gene de dur. Ama yani bakıldığı zaman suya sabuna da karışmayalım. Sizin o konuda da analizleriniz var. Bir Hüseyin Yayman, Sayın Yayman, bir Fenerbahçe Galatasaray maçı oluyor. Birbirimizin boğazını sıkıyoruz. Başka bir olay oluyor. Hemen ikiye üçe bölünüyoruz. Olayın ardından yarım saat içerisinde istihbaratın, analistçilerin, uluslararası ilişkileri uzmanlarının çözemediği olayları hemen çözüp aşırı reaksiyonlar gösteriyoruz. Ben tekrar Hatay'a dönecek olursak, reklamdan önce bir şey daha sormak istiyorum size. Bunu Esad hangi taşeronlara onlara yaptırmış olabilir? Tekrar o saldırıya dönecek olursak bir öyle bir değerlendirmenizi almak istiyoruz. Bir de bu hem Hataylısınız, Lazkiye'de olan Mihraç Ural'la ilgili olan şey, işte acilciler, DHKPC hangi taşeronlara onlara yaptırmış olabilir? Çünkü kimse üstlenmedi. Yani sonuçta bir olay oldu. Olayın yapılış biçimi, kullanılan düzenekler, kullanılan bombanın türü ve bu eylemi yapanların buhar olması çok profesyonel bir eylem olduğunu gösteriyor. Önemli olan sonuç. Yani bunu kim yaptı artık bu çok önemli değil ama şu belli, bunun muhaberat destekli, İran destekli, İran'ın stratejisini koyduğu, muhaberatın yönlendirdiği, taktik planlarını yaptığı ve Türkiye'den de bazılarının kullanıldığı bir
Eylemden bahsediyoruz. Hocam onun hemen bir alt sorusunu da sorabilir miyim? Demin geçti ama en azından açma anlamında PKK'nın yerine DHKPC'nin geçeceği dillendirilmeye başlandı. Konjonktür olarak baktığımızda böyle bir alan bulabilir mi DHKPC? Bunu zaman gösterecek ama devletlerin hep bir kontrollü terör istedikleri çok çok belli. Yönetilebilir, sürdürülebilir bir terör ve bir öteki lazım. Bu yani DHKPC de olabilir. Yeni bir örgüt de çıkabilir. Bunu zaman gösterecek ama yani burada ben hani böyle toptancı yaklaşımlar bu DHKPC olacak ya da başka biri olacak demenin ben çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bu yönde kestirme yorumlar olduğu için hani ben de var, özellikle var, sizin var. Için. Böyle değerlendirmeler var. Ben buna katılıyorum ama yani bunu zaman gösterecek zaten. Evet. Hani DHKPC'nin Türkiye'de eylem yapma kapasitesi, potansiyeli biliniyor, belli. En son Amerikan Büyükelçiliği'ndeki patlayan bomba ve diğer eylemleri DHKPC'nin böyle bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yani PKK'nın kullanım süresi bittiği yeni bir PKK kucağımızda bulur muyuz? Yani bunu zaman gösterecek yani. Zaman ama olur. Türkiye'de eğer ki gerçekten bu demokrasinin kalitesi yükseltilirse ve Türkiye bu öteki yaratmadan vazgeçerse belki de hiç bunlara gerek kalmaz. Evet. Ama yani bu konularda ben işte acilciler, Mihraç Ural, yani ben de Mihraç Ural'ı yazdım ama yani ben acilciler falan demedim. Mihraç Ural farklı, acilciler meselesi farklı ama evet, işte bu da tartışılıyor. Yani. Evet. Yine bir ara vereceğiz. Aranın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden Obama'yla yarın görüşecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görüşmede özellikle Suriye anlamında bu görüşmeden neler çıkacağını, bundan sonra neler olacağını konuşacağız. Kısa bir ara daha istirham ediyoruz efendim. Evet efendim, TGRT Ankara stüdyolarında Reyhanlı saldırısı ve sonrasındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde masaya yatırmaya devam ediyoruz. Nihat Ali Özcan, Mehmet Özcan, Hüseyin Yayman ve Nuri Eliboğlu'la birlikte. Mehmet Özcan, size sormak istiyorum. Aslında bu konuyu da yavaş yavaş kapatıp aramızda bir akil insan var. Ona da soracağımız sorular var. Bundan sonra olacaklar. Reyhanlı, bir daha Reyhanlı olmaması için veya böyle bir şeyle tekrar karşılaşmamamız için veya Türkiye içerisinde bir anda ikiye bölünüp herkes birbirinin boğazını sıkma noktasına gelmesi için böyle bir saldırı karşısında bile bir Türk milleti, Türkiye milleti olarak bir arada olamamamızı siz bu konuda da analizler yapan birisiniz. Neye bağlıyorsunuz? Veya Esad'ın söylediğine inanan, Türkiye'de yetkililerin söylediğine inanmayan bir topluma doğru gidiyoruz. Hani bunu ben kendi yorumum olarak söylemiyorum. Twitter'da, basında, evet, diğer sosyal medyada yapılan, televizyon kanallarında böyle gırtlak gırtlağa yapılan tartışmalardan ötürü soruyorum. Neler söylersiniz? Önce neden olmadığını söyleyeyim. Türkiye'de Esed'i destekleme çok belki sınırlı sayıda Hatay'da mezhepsi olarak bir destek verme olsa bile onun dışında Türkiye'deki asıl sizin bahsettiğiniz ekranlarda veya kamuoyunda tartışma mezhepsel bir dayana olan bir tartışma değil. Önce bunu söylememiz lazım. Siyasi duruştan kaynaklanan Türkiye'nin Suriye politikası başından beri tartışılıyor. Yani bugün tartışılmıyor. Türkiye'nin Suriye'ye çok fazla angaje olduğu iddia edildi. Ondan önceki dönem, çünkü inanılmaz bir tabiri caizse balayı dönemi yaşandı. Yıllarca Suriye ile işte Hafız döneminde hiçbir zaman veya bütün Cumhuriyet döneminde Suriye ile hiç yıldızı barışmayan bir Türkiye var iken, yıllarca APO'yu besleyen bir Suriye var iken inanılmaz bir şekilde ilişkiler mükemmel bir hale geldi. Ondan sonra belki dış politikanın statik olmadığını, dinamik olduğunu gösteren bir işaret olarak o güzel günler gitti, çok kötü bir günlere geldik. Eleştirinin kaynağında aslında bu var. Ne değişti? Değişen Esed. Onu görmemiz gerekiyor. Orada bir katliam başladı, bir zulüm başladı. Ve bu dalgalar halinde, yani atılan taşın o dalga boyları gibi yayılması şeklinde bugüne kadar hala Suriye politikası üzerinden ben reel gerçekliğe bakmadan öte
o eski siyasi duruş geleneğinde Türkiye'de iktidar bir şey söylüyorsa muhalefet buna yanlış demek zorundadır veya kötü demek zorundadır. Bir şekilde karşı çıkmak zorundadır. İktidara karşı çıkan bireyler de, kişiler de Suriye politikasını eleştirirsiniz. Ben de eleştiririm. Siz de eleştirirsiniz. Nihat Ali Bey de eleştirir. Ama bunu eleştirmek ayrıdır. Yani Reyhanlı saldırısında dediğiniz gibi ya bir defa da tek yürek olma ayrıdır. Türkiye'nin Suriye'ye çok angajlı olduğunu söylemek ayrıdır. İşte bunun Reyhanlı'nın işte faili veya müsebbibi başbakandır demek apayrı bir şey. Evet. Mesele o. Yani burada biz siyasi duruşlarımıza göre belirliyoruz. Şu gerçeği de görmemiz gerekiyor ama demokratik bir ülkede yaşıyorsak eğer burası Esed rejimi değilse, burası İran rejimi değilse Türkiye'de evet. Bu eleştirileri makul olarak kabul etmek herkes durumunda. Birbirinin görüşüne saygı duymalı tabii diyorsunuz. Tabii ki. Evet, Nihat Ali Özcan, bir de mezhepsel boyut çok ön plana çıkmaya başladı. Aslında Türkiye'de daha önce yapılan yetkili ağızlardan yapılan açıklamalarda herkese eşit yaklaşım gözetiliyordu ve bu yönde açıklamalar vardı. Bu patlama çatışmaya yönelik de bir şey olduğu, yol açma yönünde bir patlama olduğu değerlendirmeleri de var. Mezhepsel iş bu işin neresinde? Şimdi bakın, bunun iki tane boyutu var. Gerçekten bir mezhepsel boyutu var. Yani sonuçta insanlar kimlikleri, aidiyetleri konusunda kendilerini bir gruba yakın, kendileri bir grubun üyesi ya da yakını hissedebilirler. Bundan doğal bir şey olamaz. Ama önemli olan bunu nasıl dile getirdiğiniz, bu tepkiyi nasıl ortaya koyduğunuz meselesidir. Tabii ki tercihler olacaktır. Şimdi yalnız buradaki mesele, yani mesela Reyhanlı'daki ya da işte Hatay'da, Gaziantep'te, Urfa'da özellikle bu sığınmacılara karşı olan tepkinin ben böyle mezhepsel boyuttan çok böyle bir sürecin uzamasının ortaya çıkardığı böyle ekonomik, sosyal, psikolojik ve güvenlik boyutuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi var olan, orada yaşayan insanların normal rutin bir hayatları vardı. O hayatları sürdürürken insanlar geldiğinde Alevi vatandaşlarımızın evlerinin kapılarının çalınıp buraya Sunniler yerleştirilecek ya ama denilmesi. Şimdi biraz önce onu söyledik. Yani sonuçta burada bir psikolojik savaş yaşanıyor. Şimdi bu psikolojik savaş açısından baktığınız zaman işte biraz önce söyledik. Örtülü operasyon dediğiniz hikaye sadece paramiliter güçleri ya da böyle terör yaparak da olmaz. Aynı zamanda bu tür psikolojik savaşla da yürütülür. Yani ne olur? O ülkenin yurttaşlarının arasında bir ikilik çıkarırsınız. Farklılıkları iyice şey yaparsınız. Parlatırsınız. İçeride eğer tartışmaları arttırır ve kamuoyunu ikna ederseniz içerideki kamuoyunun etkisi hükümete baskı yapar. Hükümet de politikalarını değiştirir. Bunun biraz mekanizması budur. Dolayısıyla bu bombayı niye patlatıyorsunuz gidip bir örtülü operasyon yaparak? İşte ortaya bu tür toplumsal bir reaksiyon çıksın. Toplum bu konudaki infial etsin. Birbirleriyle çatışsınlar ya da mültecilerle yereldeki ahali çatışsın. Sonunda da hükümet bunları yönetemeyince o ülkeyle olan politikalarını değiştirsin. Yaptıklarını yapmasın, yapmadıklarını yapsın. Onun için yaparsınız. Bunun mantığı da budur zaten. Evet. O yüzden bakınca yani Türkiye'nin yöneten insanların kendini mezhep olarak birine yakın hissetmesi doğal. Muhalif olanların da öbür tarafa yakın hissetmesi gayet doğal. Çünkü sonuçta herkes bu ülkenin yurttaşı. Aynı şekilde düşünmek, bakmak, anlamak zorunda da değil. Böyle bir mecburiyet de yok. Ama dediğim gibi önemli olan bu farklılıkları hangi üslupla, hangi yöntemlerle ortaya koydunuz. Kabul edilebilir demokratik yöntemlerle bunu söylüyorsanız mesele yok. Ama dediğim gibi böyle bir şeye girdiğiniz zaman angajmana, sonuçta karşı tarafta sizin farklılıklarınız üzerinden kendi politikasını yürütmeye çalışacak. O farklılıkları da derinleştirecek. Bu tür illegal, bu tür işte biraz acı dolu insanları şiddete, nefrete, tepkiye, hükümete güvensizliğini derinleştirecek o işler de yapacaklardır. Evet. Ha bundan sonra yaparlar mı? Yani bu tablo devam ettikçe yapacaklardır tabii. Yani sonuçta yapacaklardır. Yani yapmayacaklardır diye kimse garanti veremez. Garanti veremez. Yani yapacaklardır. Var olan potansiyel alanlarında da çalışmaya devam edeceklerdir. O halde ülke beklentimiz de bir yurttaş olarak hükümetin ya da bu işten sorumlu kurumların böyle bu beklentilerini yüksek tutarak oraya ilişkin tedbirlerini almasıdır. İnsanların da aslında bunun bir bilinçli hareket olduğunu görmesi lazım gerekir. Yani tedbir almanın da ne kadar yani zor olduğunu konuşmacılarımız anlattı. Yani şöyle, yani insanlar Suriye politikasına karşı olabilir. Suriye politikasına karşı olmak, yani hükümetin politikasına karşı olmak, Esadçı olmak anlamına gelmiyor. Bu nasıl yanlışsa,
Öbür taraftan hükümetin politikalarına destek vermekte külliyen Türkiye'de Esad'a sempati duyanları Esadçı ilan etmeyi de gerektirmiyor. Dolayısıyla doğru. Mantıklı, makul, bu hepimizin aynı evet. gemide olduğu perspektifinden bakarak bu işi üretmemiz gerekiyor. Aslında Nihat Ali Özcan önemli bir konuya dikkat çekti. Hepimizin aynı gemide olduğunu söyledi Sayın Hüseyin Yayman. Şunu sormak istiyorum. Yarın Başbakan Obama ile önemli bir görüşme yapacak. Hem bu konuya ekleyeceğiniz bir şey var mı ve yakın bir gelecekte diyelim hani near future dedikleri Amerikalıların Avrupa Birliği, Avrupa ve Batı'dan genel manada Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuya müdahil olmasını siz bekliyor musunuz? Ben doğrusu özellikle Avrupa'nın beklemiyorum çünkü yani Avrupa'nın bu konudaki tutumu belli. Evet. Geleneksel tutumu. Eğer ki çıkarları varsa ve orada enerji problemleri varsa, petrol kuyuları varsa müdahil oluyor. Bunu en son nerede gördük? Bosna'da gördük. Ve tekrar bir Bosna örneği şeyde yaşanıyor. Suriye'de yaşanıyor ve gerçekten Suriye'de koşullar her geçen gün daha zorlaşıyor. Bosna ile son dönemde çok benzetilmeye başlandı Suriye'de yaşananlar. Çünkü çok benziyor yani gerçekten çok benziyor ve bir iç savaş durumu yaşanıyor. Bu anlamda dileriz ki yani Suriye'de inşallah bir an önce istikrar sağlanır. Bu iç savaş, kardeş kavgası son bulur ve Suriye'de esenlik sağlanır. Ama bu hani ben hem çok kolay görüyorum hem de çok zor görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri açısından bakarsanız da Avrupa Birliği gibi mi düşünmek gerekir? Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece meseleyi işte İsrail, Suriye ekseninde göreceğini sanmıyorum. Diğer taraftan Suudi Arabistan ve Sünni ekseninin beklentileri de var ve en azından Amerika Birleşik Devletleri şu andaki cepheye yani Suriye karşıtı bloğa şey edebilir, izin verebilir, örtülü bir onay verebilir. Bu anlamda çünkü aksi takdirde hani Suriye'de sürecin uzaması aynı zamanda bu ateşin dolaylı olarak Suudi Arabistan'a da sıçraması anlamına gelecek. Gelir diyorsunuz. Yani bunu zaman gösterecek. Çünkü buradaki yani İran gibi Suudi Arabistan'a da aslında yani aynı şeyde mi değerlendirmek çünkü, lazım? Hayır. Sıra İran'da dedik ya. Hani eğer Suriye'de düşerse, o rejim düşerse İran'a sıra gelir. Suudi Arabistan'a da sıra gelecek ülkelerden sayabiliriz. Arap Baharı açısından söylüyor herhalde. Arap Baharı açısından söylüyor. Ben de açmaya çalışıyorum onu zaten. Yani o anlamda yani burada bloklar var. Bir tarafta işte Suriye, İran, Rusya bloğu var. Diğer taraftan da Türkiye, Katar, Suudi Arabistan bloğu var. Ve bu bloklar arası rekabette, çatışmada. Ve burada sonuçta bir istikrarsız bir coğrafya var. Bölgede tamam Amerika'nın sürekli bir istikrarsızlık isteyip ya da bu sorunları çözen ülke konumunda olmak istediğini de biliyoruz. Fakat bölgede bu kadar istikrarsızlığın derinleşmesi sonuçta Amerika'nın bölgesel çıkarları bakımından da problem oluşturacak. İsrail'in güvenliği bakımından da problem oluşturacak. Yani bu anlamda çok ciddi problemler var ama ben eğer ki Suriye muhalefeti daha örgütlü hale gelir ve özellikle uçak saldırılarına karşı koruma mekanizmaları geliştirebilirse ben o kadar hani süreç hani uzayabilir ama yani 3-4 yılı bulabilecek ya da en azından 1 yılı aşar mı çok öngörmüyorum. Neden? Çünkü patriotların gelmesi ve bu kimyasal silah meselesi İşte Banyas'ta etnik temizliğe gidilmesi bir anlamda Beşar Esad'ın iç saatinde de yani kendi duygu dünyasındaki saatte de zamanın daraldığını gösteriyor. Evet. Yoksa böyle eylemlere girmesi evet. çok olası evet. değil yani. Nuri Elibol, Hüseyin Yayman dedi ki bu süreç Esad açısından daralıyor. Daraldığı görülüyor. Ama işte bakıldığı zaman da 2 yıldır hiçbirimizin öngörmediği şekilde 2 yılı aşkın süredir iktidarda kalmayı başardı. Hem bunu sormak istiyorum hem de öngörülerinize dayanarak yarın ABD'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Obama görüşmesinden sonra Türkiye'nin istediği bir sonucun çıkmasını veya çıkabileceğini bekler misiniz? Yani ben sadece eğer yarınki görüşmede Türkiye-İsrail yakınlaşması sağlanabilir ise Türkiye ile İsrail arasındaki sorunların giderilmesi ve bir güven duygusu iki ülke arasında belki eski seviyede değil ama işte bir güven duygusu tesis edilir ise
Suriye'de bundan sonra oluşacak yapıların İsrail'in güvenliğini tehdit etmeyeceği algısı daha fazla oluşabilir Amerikalılarda da İsraillerde de. Yani hem Suudi Arabistan, hem Katar, hem Mısır, hem Türkiye bu yönetim üzerinde etkili olur. Olur diyorsunuz. Olur. Ama Amerikalıların da İsraillerin de baktığı şey şu. Amerika eski Mısır üzerinden mi daha etkiliydi? Evet. Veya İsrail şimdiki Mısır üzerinden mi daha etkili? Sizce? Amerika'nın en büyük korkusu bu. İsrail'in de en büyük korkusu bu. Aynen. Yani Amerika veya İsrail bilse ki yarın bir gün Suriye üzerinde, Suriye'de iş başına gelecek yönetim İsrail'in güvenliğini garanti edecek, tehdit etmeyecek, Golan Tepelerini geri istemeyecek, füze fırlatmayacak, Kudüs'le ilgili bir girişimde bulunmayacak. Hemen herhalde Esed'in gidişi 3-4 ayda tamamlanır. Ama böyle endişeleri var. Yani hocamın dediği gibi sadece orada kimyasal silahların veya işte yönetimin çok aşırı radikal uçların eline geçme tehlikesinden bahsetmiyorum. Yani Amerika'ya bugün sorsanız veya İsrail'e, yani o diktatör Mısır'daki neydi ismi? Hüsnü Mübarek. Hüsnü Mübarek mi sizin için daha makbuldü? Şimdi Mursi mi daha makbul? Tabii onlar ki. Mübarek arıyorlar. Yani. Evet, arıyorlar. İşte burada şöyle bir söz var. Biz kedinin siyah veya beyaz olmasıyla ilgilenmiyoruz. Fareyi yakalayıp yakalamadık. Fareyi yakalayabileceğiz mi? Vallahi yani. Yarın zor. Efendim? Yarın zor. Yarın şöyle, öbür gün. Yarın zor gün. Derken yarın Amerika'daki görüşmeyle evet. ilgili diyorum. Ben Amerika'nın şu anda Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, yani Türkiye Suriye'de ne istiyor? Bakın önce şunun altını çizelim. Türkiye gelsin Amerika buraya bunları öldürsün demiyor. Türkiye'nin talebi bu değil. İzleyicilerimiz özellikle bunu bilmeli. Türkiye'nin politikası güvenli bölgelerin oluşturulması. Bir. Evet. İki, uçuş yasak bölge. Yasak bölge bu problemi büyük ölçüde çözer mi? Sadece uçuş yasak bölge değil. Aşağıda gerçekten güvenli bölge. Bosna'daki gibi güvenli bölge değil. Gerçekten evet. güvenli bölge. İki, uçuş yasak bölge. Üçüncüsü de Özgür Suriye Ordusu'nun. Orada artık bir savaş varsa bu savaşta güçlerin dengelenmesi. Evet. Özgür Suriye Ordusu'nun en azından kendilerini savunabilecek uçak savar ve tank savar gibi savunma mekanizmalarına sahip olması. Türkiye'nin temel duruşu bu. Evet. Bunları ben şu anda en azından Amerika'nın da henüz evet. Hazır olmadığını düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla biraz daha Suriye'de krizin yani derinleşeceğini düşünüyorum. Süremiz bitti ama yarın uçuşa yasak bölge ardından da güvenli bölge oluşturulmasına yönelik bir adım beklemiyorsunuz ben değil beklemiyorum mi? Beklemiyorum yani. Yani Hüseyin Bey. Bu iş Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile ilgili bir iş. Orada Çin ve Rusya var. Rusya var. Çin var. Bu iş pahalı bir iş. Evet. Parayla yapılan bir iş. Çok bu ucuz bir şey değil. Bu iki. Üçüncüsü Amerika Afganistan'dan kaçmaya bakıyor. Tabii. Irak'tan yani, kaçtı. Irak'tan kaçtı. Evet. Şimdi bir de oturttuğunda buralara falan gelmez. Yani evet. Böyle bir şey yapmaz. Ve dördüncüsü de Amerika'nın ilgi alanı Asya'ya kayıyor. Bu taraflarda artık çok zaman falan yani böyle çok bu işlere zaman kaybetmek evet. istemeyecek. Siz, o yüzden fazla bir şey beklememek lazım. Bir iki evet. sert bildiri. Evet. Ama uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgeye yönelik Hüseyin Bey sizden. Yani bu Nihat Ali Bey'in söylediklerine prensip düzeyinde katılıyorum. Yani Amerika için Orta Doğu çok şey değil yani. Çıkıyor buradan bu Asya Pasifik yüzyılı dediği yeni bir strateji koyuyor. Bu anlamda Amerika için Orta Doğu ilgi alanında değil. Fakat evet. yani İsrail bu, hariç. Evet, İsrail ve hariç. Petrol meselesi. petrol aktığı, İsrail'in güvenliği sağlandığı müddetçe. Ama yani Suriye meselesinde de bir tavır almak zorunda. Ben hani fiili müdahale olmasa bile en azından... Başka bir formülasyonla bu sorunun çözümü Rusya'nın ikna edilmesi gibi falan evet. bir şey. Zaten önümüzdeki ay bir toplantı var. Evet. Toplantıda da muhtemelen muhalifleri güçlendirip bir araya getirip masada Esad'la eşit koşullarda oturacak bir iklim yaratmaya çalışıyordu Rusya ile Amerika. Evet. Evet. Çok fazla bir şey çıkar mı? Çok onu bekleyip göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Nihat Ali Özcan, Mehmet Özcan, Hüseyin Yayman ve Nuri Elibol. Bugün çok efsane kadro. Yani. Evet, efsane kadro bir aradaydı. Ağzınıza sağlık. Gerçekten güzel analizler oldu. Evet efendim, bu akşamlık da bizden bu kadar diyoruz. Yorumda siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz ve hoşça kalın diyoruz Ankara'dan.